House of the Dragon 4. bölüm. King of the Narrow Sea. Bugün biraz zor şartlar altında yayındayız. Mert'i Narrow Sea'de bir odaya kapattık. Şey aldılar beni. Stepstone Steki. Seni evet sert yorumlarından dolayı Ram'la ilgili içeri aldılar. Damon'ın alt gold clock'lar geldi aldı beni evden. Aynen tatsız Sabah. oldu. Beyaz geyik çektiler kapının önüne. Zaten bu House'ların hayvanlarını hatırlayamadığım için bazen böyle bir karakter çıkıyor bakıyorum önde bir ayı var falan ya da böyle eşek var. Ulan bu kimdi falan diye bakıyorum. Sonra Eşek. Sivaslı O çıkıyor. kimmiş eşek? Sivas ağzı Kadın. herhalde bilmiyorum. Bugün bayağı detaylı bir bölüm var aslında elimizde. Hani daha yoğun duygusal drama içeren, biraz da bol seks içeren bir bölüm var. Ve Bayağı da bunlar hepsi. aynen 15-16 tane de sekans var. Ben bugün 3 saati buluruz diye düşünüyorum ama bakacağız. 2 saatte de bitebilir. Ama hedef tabii ki 15 dakika. Bir şekilde buluyoruz da abi, bilmiyorum nasıl oluyor. Aynen. Ama dediğim gibi 15 dakikada bitiririz bugün. Sıkıntı yok. O zaman giriyorum hızlıca. Bu arada bu bölümü ve bir Hızlı gel. sonraki bölümü Claire Kilner yönetmiş. Bir sonraki de yönetecek. Ben bu bölümün yönetmenliğini de ekstra bir beğendim. Ablamızın adında not aldım. Evet, Daha önce de kadın yönetmiş yönetmen galiba. olmasının bir anlamı da var açıkçası. Sadece Evet. kadın olsun diye getirmemişler. Onu da sevişken sahnelerde tekrar bir konuşuruz. Aynen. Orada bir üstünden geçeriz. Rhaenyra ile açtık bölümü. Aslında Rhaenyra'yı Viserys böyle turneye yollamış. Sen git de bir koca bul kendine. Boş boş oturuyorsun. Bir Anadolu turnesine yollamış. Şuna girmeden sana bir şey diyeceğim. Unuttum bak Tabii. söylemeyi. Geçen bölümle ilgili bir tane teori vardı. Onu söyleyeyim bak, buraya da biraz bağlanacak o. Bu av sahnesine beyaz geyiği Otto yerleştirdi oraya diye. Ha. Şimdi işte öyle beyaz geyik görülmemişti de işte Otto onu oraya koydu diyen adamlar vardı. Hı. Daha da komik, sonra ben bakıyordum o sahneye. Orada geyiği tutan adam Harwin Aa. Strong. Doğru. Yani Otto beyaz geyiği koydu da Strong'lar acaba bilerek kahverengi geyiği mi getirdiler İyice oraya? Otto rezil olsun diye. dalga Diye bir geçin. düşünce değil. Bu bölümde de tabii şey oldu ya, ne diyeyim, Otto iyice rezil oldu. Hani oradan böyle bir acaba Strong'lar Otto'nun altını mı oyuyorlardı diye bir Ha. düşünmedim değil. Ya olabilir de geyik biraz uçukmuş ya. Yani 3D artist olarak koymuş olabilir. Belki oraya dur abi şuraya ben yapıyorum. Dijital şimdi geyiği size diye belki bilmiyorum. Kanada stüdyolarında çalışıyor Hayır, olabilir. böyle çok mantıksız değil yani, Otto oraya onu koymuştur. Ya da bir de şey de var. Hiç aslında geyik yoktu. Ha, koymasına gerek Geyiği yalan yok. söylediler O diye olabilir. söyle. Hani geyik diye bir şey yoktu. Ona beyaz geyik gördük diye yalan söylediler. Sonra bir Ama tane tutup geyik getirdiler vardı. işte. Aynen. Rene'ye gözüktü. O olabilir bak o mantıklı. Çünkü Otto'nun böyle bana beyaz geyik bulacaksınız hadi beyaz geyik getirin demesi biraz komik İşte o kendi o ormana yerleştirip sonra da olabilir. Strong'lar acaba o beyaz geyiği hani kıçına Aynen. vurup böyle yürü git hadi öbürünü getirin lan deyip yapmış olabilirler, bilmiyorum. Bir de bu Clubfoot tabii biz deyince şey, bu kitabın da okuyanlar için de uzun süredir bir teori. Bu Clubfoot Strong'un ayağı gerçekten sakat mı yoksa herif onu fake mi, yani böyle şey yapmak için, kendini acındırmak için işte kadınların arasına sıvışıyordu ya. Öyle bir Anladım. teori var. Geçen bölümden kalanlardan bir şey Ya yapayım. anladım. Buraya bağlanıyor çünkü sonra yavaştan Strong'lar yerleşiyorlar ortama. Daha olmadı gerçi ama. Şeyi de atlamıştık bu arada. Benim notlarımda vardı. Sen sonra da hatırlattın. Ben unutmuştum onu geçen bölüm. Lionel Strong işte şeye yardıma gitsin diye motive ederken işte Evet. Evlenmesi için bir yandan da motive ederken aslında savaşa sokma yani oraya desteğe yollamaya da biraz hani onu bak hayatta tutmamız lazım Corlys'in oğlanı deyip biraz orada bir Aynen, motivasyon da Strong'lar yapmış. yavaştan çalışıyorlar arka planda gibi bir şey var artık, hani ne diyeyim. Sonuçta spoiler vermeyeyim ama ileride de devam edecek bu tip hareketler. Çok fazla ön planda olmayan karakterler de, sadece Strong'lar değil yani, başka karakterler de böyle
Arka plandan yavaş yavaş oyacaklar. Bugün onu Bu foreshadow'unu bölümde de yaptılar zaten. Şeyde bu de. bölümde acayip foreshadow. Ya 3-4 tane şeyi hiç bahsedemem. Direkt spoiler olur. Kitabı okuyanlar zaten görmüştür. Hani çok bariz 3 tane foreshadowing vardı. Üçü de direkt dana gibi spoiler yalnız. Neyse, devam et Güzel. sen Onu onlara hiç girme. anlayanlar zaten coşmuştur. Benim gördüğüm zaten daha alegorik şeyler vardı. Onlara geliriz. Okey, Rhaenyra'nın koca arayışıyla başladık. Anadolu turnesi. Görücü usulü koca turnesini çıkarmış Viserys'e. Burada dikkatimi çeken ilk şey şu oldu abi. Aslında kolyeye çok hani yönetmen ilk önce kolyeye çok odaklanıyor. Sonra yüzüklerine tekrar odaklanıyor. Kolye odağını daha önce de görmüştük. Kolyeyi zaten Daemon ona takmıştı. Sanırım o şeyde de var o kolye. Açılış jeneriğinde de var. Bununla çok Ha, üzerinde sembolü haline duruyorlar. getirdiler artık. Aynen. Aynen. Bayağı o sembolü kullanıyorlar. Şimdi burada benim merak ettiğim birkaç soru var aslında. Sana onları sorayım. Şimdi Burası her... da nerd service abi direkt Aynen burası. aynen. Nurse service artı şeyi merak ediyorum yani. Şimdi yeni bir aile gördük galiba burada. Kimdi lan onlar? Şu kavga Blackwood. çıkartan. Ha, Blackwood'lar. Blackwood'dan gelen Blackwood. çocuk. Yani şey direkt fan service bol bol bu sahnede var. Bir kere zaten Storm Zand'in kendisi fan service. Çünkü senelerdir ne dizide ne ana kitaplarda Storm Zand'in içine hiç girilmedi. Ha, okey. Dışarıda kuşatma altındayken Stannis Renly Savaşı'nda çevresindeydiler. İçine hiç girilmedi. Çok fazla da böyle Stannis hayranı falan olduğu için Baratheon hayranı olduğu için ya bizim kaleyi de hiç göstermiyorlar ya falan diye kızıyorlardı senelerdir. Ne George Martin gösteriyor ne şey. Bir de çok böyle de Storm King'i yenen kral bilmem ne otantik de bir hikayesi var böyle mitolojik. Bir kere onun içine girmemiş olmamız böyle. 6. kitapta John Connington oraya doğru gidiyor. Sanırım George Martin de girecek içeriye en sonunda. Biraz Burada delirtmeyi da seviyor tabii şeylerde George'a. Seyirci bir delirtmeyi yani bazı seviyor. şeyler aslında şey olarak gizemli kaldığında daha iyi oluyor. Hani böyle senelerdir merak edilen şey olarak kaldığında daha bir hype oluyor. Yani burada bir girdiler Storm Zand'de. Bu böyle bir turne dediğin gibi. Bunu da başka ilerideki başka bir Targaryen'den araklamışlar. Başka bir Targaryen yapıyor bu işi. Gidip böyle Ha, okey. bütün şeyi dolaşıyor. Onu getirmişler. Güzel olmuş şey olarak. Zaten kitapta da benzer şeyler oluyor yani. Benzer ev şeyler evlenmek için şey yapıyorlar ama bu şekilde de olmuyor. Storm Zand'de de olmuyor. Hani tam hatırlamıyorum açıkçası. Burada Direkt zaten Rhaenyra da bir yandan içeriye girmiş ama herkese de lafını sokuyor yani. Karakter oraya ha, sonra koydukları belli yani. şey devam evet. Blackwood Bracken birazcık şeydir. Karikatür bir kan davasıdır. Ha, Bütün kitaplarda. Bracken'ı hatırlayamadım. Onu ben yeni öğrendim mesela Bracken'ı. Hatırlayamamıştım. Blackwood'la Bracken aslında şey Riverlands'in yani Tellilerin hükmettiği bölgenin askeri olarak en güçlü hatta Tellilerden de daha güçlü olduğu söylenir. İki ailesi ve de bütün kitaplarda ya da tarihçesi boyunca şeyde hep bir kan davası var aralarında. Yani ota boka kavga ediyorlar. Ha, sen bana nasıl baktın lan? Sen nasıl baktın lan? Öyle tipler. Biraz Galatasaray artık şey Fenerbahçe yani. taraftarı gibi olmuşlar artık ya. Aynen komediye dönmüş durumda. Zaten burada da ona direkt şey yapmışlar. Bunlar zaten ikisi de böyle eskiden tabii bu eskiden derken Age of Heroes zamanında böyle krallık yüzlerce krallık varken Westeros'ta kralmış bu adamlar. Hani krallığın krallarıymış mekanın. İkisi de First Man şeyi. Ama Söylüyor zaten. First man kanı var çocukta diye. Andal istilasından sonra Bracken'lar şeye geçiyorlar. Seven'e geçiyorlar. Din değiştiriyorlar. Ha. Blackwood'lar geçmiyorlar. İşte onlar bir sebep daha bulmuş oluyorlar herifler kavga etmek için. O din değiştirdiler. Dönek bunlar. Haydi böyle de bir giriyorlar. Her neyse Blackwood'un bir ilginç özelliği var. Hatta burada adı geçen hem Dondarrion'un adı geçiyor hem de Blackwood'un adı geçiyor. Birinci yaşlı amca Evet. Dondarrion.
Aynen, onu söylüyor. İkinci gelen de Blackwood. İlginç olan her ikisi de gelecekte Targaryen ailesine gelin gelecek aileler. Yani gelin verecek aileler. Blackwood'u da bilen biliyor da yani Beta Blackwood, en meşhur Blackwood, Blood Raven'ın annesi. Annesi mi? Pardon, Beta değil. Blood Raven'ın annesi Blackwood. Ha, okey. Ve de Blood Raven Targaryen ve de First Man kanı taşıdığı için hem Targaryen yetenekleri var hem de o ağaca girip warg oluyor. Hani o Ice and Fire'ın bir versiyonu aslında Blood Raven'da da var. Hani diyoruz ya Starklardan gelen yetenekler, Targaryenlerden gelen yetenekler birleşiyor, süper insan oluyor diye. Evet. Aslında Blood Raven'ın annesi Blackwood. Sonra da işte Beta Blackwood diye bir hatun yine başka bir şeyle evleniyor. Targaryen'le evleniyor. Baelon Breakspear diye de bir prens var. Onun karısı da Dondarrion. Yani direkt oraya ileride gelin verecek olan aileleri sokmuşlar oraya. Ben şey güzel hissediyorum olmuş, artık ya. Komple fan service yani. Aynen, orası biraz hissettirdi zaten. Hani ya bir de devamlı şimdi bütün ilk başta da var. Bütün o karakterler oraya gelen hepsini böyle yakın çekim almış. Hepsinin de armalarını görüyoruz böyle tek tek. Böyle orada bilen biri aynen zaten şey olmuştur böyle. Ha bu bizim enişterin oğlan da orada ha falan diye. Ben biraz şey hissetmeye başladım. Rhaenyra şimdi reddettikçe sanki geleceğe böyle kötü yatırımı daha da arttırıyor. Bu çocuk da ileride çıkacak. Orada başka yaşlıları reddetti. Ya bir gün bize işiniz düşer ha falan gibi olacaklar gibi hissediyorum. Aynen. Geçen bölümde de teyzelere laf soktuydu. Aynen işte. Evet. Bu bölümde de amcaları laf sokuyor. Rhaenyra zaten hani gelene geçene soktu çıkardı iki bölümdür. Buna kendi amcası dahil olmak üzere. Ama bu artık foreshadowing'in de ötesi yani. Belli ki bundan önce konuştuk yani. Sahte çıkmak istiyor bir şekilde ama hiçbir şekilde gereği olan hiçbir şey yapmak istemiyor. Evet. Koca bulma meselesi de dediğim gibi Viserys'e belli bir özgürlük tanıdı. O zaman git kendin bul. Hani mutlu olacağın birini bul dedi. Şimdi de Westeros Tinder'ı yapmış karşısına. Swipe swipe swipe. Hep sola atılmaz ki kardeşim. Yani, ne diyeyim? Yani Rhaenyra için bunlar hep foreshadowing. Bir sorum var sana burada. Aha. Bir sonraki durak şey diyor orada kol. Dönelim diyor, sinirleniyor böyle. Çocuk kılıcı çekiyor. Aynen. Sonra kesiyor ama güzel kesti evladımız. Bitterbridge'e gidecektik bundan sonra diyor. Yani orada bekliyorlar falan diyor. Bitterbridge neresiydi? Ben hatırlayamadım onu. Bitterbridge kimin mekanıydı? Ben de şimdi kafamda hatırlayamıyorum ama çok da önemli değil. Ha, okay. Önemli değilse sanırım, çok da değil. Sanırım ta Casterly Rock'a kadar gitmeleri gerekiyordu bu turnede. Çünkü iki Lannister ikizinin de bir Rhaenyra için bir düello yapmıştı. Düello denmiyor gerçi. İkisi Rhaenyra'nın şeyi için, eli için şey yaptılar, mücadele ettiler gibi bir şey söyleniyor galiba kitapta. Tam da hatırlamıyorum. Oraya kadar gitmelerini tahmin ediyordum ben ama hani Lannister'ları bir daha görürüz diye tahmin ediyordum ama o olmadı. Rhaenyra baydı. Daha kısa kesti. Evet. Sonra gemiye yani geçtik. Hani tamam şeyden ayaklamışlar da yani çok da hani bütün diyarın her bütün ailelerle de görüşmedin. Sonra bulursun birisini ya bilmiyorum biraz saçma yani. Yo, yarım kesmesi diye daha iyi olmuş zaten. Hem bir dizinin yani teknik olarak uzatsalar dizinin temposu için çok salakça bir yere giderdi. Çünkü genelde hep böyle ritim böyle kesik kalıyor zaten. O yüzden burada kesmesi iyi olmuş. Bir de böyle sinirlenerek kesmesi de güzel olmuş. Dediğin gibi uzatsa yani işte, zaten bayar yani. Yani güzel bir şey yapmışlar hemen. Storm's End'i göstermişler işte Blackwood bilmem ne. Fan service'in doğru yapılanı böyle oluyor. Hani çok konuyla başka şeylerde filan Star Wars'un dizilerinde filan bunu yapacağız diye kasıyorlar mesela. Ya, çok bir türlü doğru düzgün tonunu tutturamıyorlar. İşte bu güzel olmuş. Hemen bir ufak 3 dakikalık 4 dakikalık sahnede hem bir world building var. Bir kale daha görüyorsun, birkaç ay daha görüyorsun. Hem orada nerdleri hoplatıyorsun. Aa Blackınlar geldi bunlar. Ha, oradan
şey filan Blackwood'a filan laf söylüyor herif. Ondan sonra Rhaenyra'nın yine oyunu kurallarına göre oynamak istemediğini de anlatmış oluyorsun böylelikle. Yani döndürüyorsun. Buradan da gemiye geçtik. Rhaenyra laflarını soktu, şey yaptı. Gemide tabii Daemon'un ejderha abi bunlara makas attı. Bir korktular. Yok abi. Yolda yürürken görünce arabayı üzerine söyen amca. O da olabilir. Hey, burada mısın falan diyor. Onunla çarpmalar mı? Bir de herifler şey yapıyorlar herhalde. Ejderha göstermezsek bölümde herkes ayağa kalkar diye. Ya bir tur gösterir. İlla bir ejderha sokmuşlar oraya. Evet. Çünkü trailer'da bu sahne çok önemliymiş gibi falan gözüküyordu. Hani o ejderha mı saldırıyor lan bunlara falan dedirtiyorlardı sana. Hiçbir şey değil yani bildiğin araba üstüne süren amca sahnesi. İyi okey. Evet, zaten. Evet. Ki zaten gemi sahnesi de öyle boş muhabbet dönüyordu. Babam kızar mı bana kol ne diyorsun kızar bence falan diye böyle takılıyorlardı. Evet kola sorsan baban kızar mı diye. Aynen. Sanki... Baban nasıl kola kızacaksa ondan ne? Oraya geleceğiz dur orası sonda oralar çok karışık. Sonra Daemon ve Rhaenyra beraber King's Landing'e geliyorlar. Tabii burada Daemon'un gelişi daha da önemli. Orada güzel böyle tercihler de var. İşte Rhaenyra daha böyle insanların arasından yürüyor krala doğru gelirken. Daemon böyle bir gaz böyle tacını takmış ortadan yürüyor yine böyle herkesin görebileceği şekilde. Yine Daemon resmen rockstar girişi yapıyor ya. Bütün böyle çığlık çığlığa insan. Daemon geliyormuş ya Daemon koşun. Şey için de güzel işte Rhaenyra geliyor kimse iplemiyor. Bir tek babasıyla göz göze geliyor. Onda da böyle dur aman göz göze gelmeyin falan oluyor. Ama Daemon gelince harbiden dediğin gibi koş bizim çocuk geldi falan diye acayip bir gaz var. Aynen şey yani. Orada biraz tabii Daemon'un karizmasını biraz işlemişler. Yani bak adamın gelişi bütün sarayı şeye yaptı. Neye soktu? Heyecan getirdi diye. Heyecan getir. Aynen. Herkes bir Daemon geliyormuş. Gidelim bakalım diye coşuyor. Şey değil mi? Sirk gibi. Yani, oğlum mahalleye Daemon geliyormuş. İki oynar görürüz falan diyor. Yani herifin her hareketi olay oluyor abi. Kaçırmayalım bu sefer. Aynen. En son gördüğümüzde ne yapmıştı diye. Kralı da keser. Tarihe yani. Geçecek kesin. Arkada böyle kameraya sallayan adamlar falan var. Sonra Daemon gelip tabii biraz şovunu yapıyor ama burada Viserys'in Viserys'le ilgili bu bölüm ben bayağı artık şeye gördüm. Bir şizofreni de gördüm. Ki burada ben mesela Viserys gibi bir kralın o ne lan? Hangi sen? Şey, Daemon'un tacını Viserys'e verdiği. Ha oha çok güzelmiş. The World of Ice and Fire'dan. Oha çok güzel çizilmiş. Yani. Kimmiş o? En iyi illustrator Chase Stone. Onun direkt sahnesi vardı. Bütün hafta baktım kesin bundan araklayacaklar diye. Çünkü kıtayla da belliydi. Tam olarak bunu yapmasalar da bunu benzemiş. Şey, evet şeyi yaptı. O hareketi yaptı. Evet, evet. Mekan benzemiyor evet. Sadece. Burada şeye iniyor. Beşinci evlilik yıl dönümünü kutladığı turnuva yapıyorlar. Oraya turnuvayla ejderhayla iniyor. Ha, daha da karizma. Aynen. Ejderhayla böyle birkaç tur atıyor şeyin üzerinde. Öyle bir patenaj falan yapıyor. Donat falan yapıyor. Herkes böyle of. Daemon geldi çıldırıyor. Ama bak şimdi böyle anlatınca bu sahne kafamda daha iyi oturdu. Daemon daha böyle ne denir ona? Ilımlı geliyor ya. Hani bu kadar gaz herkes gelse zaten... ve sonra da ılımlı olsa saçma olurmuş. Çok ılımlı geliyor böyle. Ya herkes niye geldiğini tam olarak tabii hani anlamıyor orada. Tabii Viserys de anlamıyor burada. Heh, onu diyordum yani, işte. Viserys yine burada yani, gerizekalılığa bağlı. Ben artık kralım sen değilsin demeye mi geldi? Neye geldi? Hani şey olarak ton olarak aynı. Burada bir de ejderha tabii Caraxes de var yanında. O biraz daha iddialı bir sahne. Hani ejderha ile inse oraya bilmiyorum. Burada sadece elinde şey var diye, hammer var diye sokmuyorlar yanına falan Viserys'in. Şey dayım Kingsguard dayım önüne çıkıyor. Evet kılıcı dayıyor göğsüne dur lan orada falan diye bir durdurdu güzel hareketti. Viserys de böyle kılıcı vurarak geldi. Hayır Daemon da böyle hiçbir tehdit umrunda değil. Önüne kılıç sokmuşsun yok boğazına şeyi dayaymışsın. Herif böyle yapmayacaksınız ki abi biliyorum yani bundan uğraşmayın diye geziyor sürekli.
Hem o... kim tehdit ederse sizi sallamıyor. Aynen, hem öyle hem de çok suicidal geliyor bana işte. Herifin umurunda da değil zaten. Hani ha, yani umurunda ölse değil, de umurunda evet. değil, ölmese de umurunda değil. O yüzden çok aynen. rahat. Ben şey, varsa senin başka burada ekleyeceğin de benim. Güzel bir detay var bence. Dizinin girişi için de güzel bir detay. Bak orada kimse iplemiyor. Viserys'e böyle çok şey humble böyle işte takılıyor. Böyle bir etrafa bakıyor falan ama Otto'ya bir kesişi var. Seni sikmeye geldim kesişi var orada. Ona bak, o çok güzel sahne. Böyle bir bakışlar orada seni kesişme. Unuttum sanma Otto. Sana da getirdim ben. Hediye aynen. Getirdim. Sana pişmaniye yatırdım, yedireceğim demiş. Böyle. Sana getirdim Stepstones'un hakiki krabinden. Tabii o krabi her yerde yiyemezsin kardeşim deyip. Otto da çözmeye çalışıyor. Ne bok yemeye geldi lan bu göt diye. Aynen. O sahne çok güzeldi. Çok güzel detaydı. Bu işte şeyden hoşuma gitti. Hem senaryo olarak çok yazılmış hem de yönetmen bu detayları kameraya çok iyi yerleştirmiş. Baya hoşuma gitti Burada bu arada. birkaç tane daha mizansen seçiminde çok ilginç hareketler vardı. Şeyde de var. Bir sonraki sahnede de var. Otto'yla Viserys'in en son sahnesinde de böyle çok garip açılardan falan çekiyor böyle. Hani Evet. karakterler doğru yerlerinde durmuyor, böyle solda sağda olur yani konuşanlar. Aynen. Hep öyle işlenir ya. Bunlar böyle değişik açılardan falan çekiyorlar. Evet, o açıdan bir şeyler denemişler. Yani biraz ters düz ediyor hem de böyle detayları dikkat çekmeye çalışıyormuş gibi hissettim ben biraz daha. Yok olup gitmiyor yani. İyi Saçını başarmışlar. da kestirmiş Damon. Saçını görünce de aklıma şey geldi. Ben bu peruk olayı neden kötü diye biraz araştırma yaptım. Aha. Abi dünyada şu anda sarışın insan peruğu bulmak imkansızmış. Aa, orada da mı Acayip shortage varmış? varmış. Aynen. Ve de eğer esmer saç peruğu, yani peruk ya insan saçından yapılanı var ya da sentetik olanı var. Aha. İnsan saçından yapılanı beyaza boyamak ya da sarışına boyamak gibi bir şey yok. Mümkün değil yani. Öldürüyorsun. O yüzden Doğru. sarışın insan peruğu bulman lazım. Onun da acayip kıtlığı varmış. Yokmuş yani. Bunlar da tabii sentetik kullanmak zorunda kalmışlar. Sentetik de böyle bu kadar gözüküyor diyor adamlar. Bak Hani buradan da seyirciye söylüyorum. Daha nerd bir yorum başka bir yerde bulamazsınız. bunu İnanılmaz. araştırdım abi ben. Çünkü beni sinir etti. Müthiş. Damon'ın saçını kesmişler. Adamın büyük ihtimal kendi saçı bu altındaki. Kendi Doğru. saçını beyaza boyamışlar. Aynen. Rahat etmiştir Damon artık. 3 saat önce gelmek zorunda kalmıyoruz makyajı abi diye. Smith Evden isyan başta etmiş. gitmek istiyorum. Saat 9'da yayındayız. Ya. Çok, yani çok güzel oldu böyle yerlerde. Kesin, herkes saçını kessin arkadaşlar. Ya yani Matt Smith Aynen. olsam ben böyle şeylerde her isyan edeceğim anda hesabıma bakarım tekrar. İş bankasından bildirim geliyor. Bu haftaki paranız yattı falan Valla ben yaparım. Ben böyle şeylik yaparım sabah erken kalkmayayım diye. Hayır, diye. benim saçı bir kessek. Evet. Komple. Dame yapar yani. Vurdu herif saçını. Geçti deyin geçsin ya. Hiç uğraştırmayın beni erken Askeri kalkıp. saça geçsin. Aynen. Her neyse, Sonra böyle de bir olay var. aynen. Var mı burada sahnede ekleyeceğim başka bir şey? Benim sahnede Damon'ın hem Viserys açısından hem de Daemon açısından ilginç olan, Viserys açısından ilginç olan Viserys'in bu bölümde tahta hiç oturmuyor olması. Evet, kılıç da Artık yürüyerek geliyor, direkt ayakta duruyor. aynen delik deşik olduğunu da gördük zaten sonra. Ve de kitapta da böyle bir şey var. Parmağını kaybettikten sonra tahta hiç oturmuyor Viserys. Aa, güzel Hiç detay. onu gözümüze sokmuyorlar burada. Hani söylemiyor kimse. Bu adam da hiç tahta oturma falan demiyor yani, böyle mal gibi anlatmıyorlar. Onu biraz daha dikkatli izleyiciye bırakıyorlar. Ve de Blackfyre'da sürekli elinde tutması bence kendine olan güvensizliğini gösteriyor. Çünkü Evet. Blackfyre hani Aegon'un kılıcı, o kraliyet ailesinin sembolü gibi yani. Sonuçta bir sonraki iç savaş o kılıç yüzünden çıkacak. Bundan bir 50 sene sonra. Hani o kadar sembolü, iktidarın sembolü şey açısından, Targaryenler açısından. Yani onu sürekli elinde tutuyor olması sanki böyle, hani böyle mejderem yok, tahta oturamıyorum. Hani kendine bir güvensizliği var. Sürekli bir kılıca Evet. yapışıyor. Sürekli elinde dolaştırıyor şey gibi, baston gibi. O açıdan ilginç. Daemon açısından ilginç olanı da Daemon savaştan geliyor, kazandık savaşı. Bravo, ne kazandınız?
Bilmiyorum, bıraktık öyle geldik. Öyle geldik öyle işte. Ölü ver var falan. Aynen. Oraya bir şey kurdunuz mu? Yani orası artık bizim yönetimimizde. Bilmiyorum vallahi. Savaş suçu işledik geldik vallahi. Hiç bilmiyorum. Ben sikinde değil yani. Neyi ele geçirmiş? Orası artık bizim yönetimimizde. Kimin yönetimde? Hiç. Adam sadece oraya umrunda değil bir yani. Adam öldürmeye gitti böyle. Sonra yeterince insan öldürdüğünde geri geldi. Zaten öldürmesi için de ateşi yine mektuptan aldı yani. Aslında oradaki derdi yine Viserys'ti. Yani pek umrunda değildi galibiyet orada. Ya, yani iki sene gene ondan önce yaktı etti ortalığı. Ama yani ele geçirdik mi geçirmedik mi? Zaten kitapta da iki tane daha bir ada kalıyor. Hepsini ele geçiremiyor. Hı-hı. Bitti ya bu savaş deyip gidiyor. 14 adanın 12'sini aldık abi, tamam ya. 12 ada. Sonra biz bunu Lozan'da çizeriz falan diye böyle. Gerisini de İsmet'e bırakıyorum deyip. İsmet'in ondan bırak. Sonra 2023'e kadar rahatız ya. Gizli maddeler. Gizli sonra. Maddeler ekletirim bunu demişlerdi değil mi? Burada biraz Corlys'e kaldığı ima ediliyor ama o da memlekete döndü diyor. Evet, Corlys'te memleket. O devam ediyor şey. Ne diyeyim? Çünkü sonra evet Small Council sahnesinde Crabfeeder gitti, Seasonek oldu falan hani kaldı deniyor. Aynen, oraya geleceğiz. Ama kitapta orada devam ediyor o şey. Ne hikaye diyeyim? Konflikt devam ediyor. Okay. Tabi buradan yine olmazsa olmaz şey sahnemiz var tabi, yine bir ziyafet. Viserys varsa ya içiliyor ya yeniliyor. Yani bayağı yine adam hiç durmuyor yani. Burada da hemen ziyafet çekmiş. Burada dikkatimi çekenler şunlar oldu abi bu sahnede. Bir anamın favorisi sendin vurgusunu 3 kere falan yaptırdılar. Bu tam böyle şeydir yani, ezik çocuk hikayesidir. Genelde aile içi konfliktin çıkışı da budur yani. Damon annesine benziyor. Annesi daha biraz daha. Anasına çekmiş evet. Savaşçı prenses tipinde anne. O yüzden. Bir de gelenek Damon kural annesi falan siklemezdi diyor işte. Hiç annem böyle gelenek kural hiç iplemezdi diyor. Çok Damon vibe alıyorsun zaten orada. Aynen. Viserys daha çok dedesinin babası, hatta Aenys'e benziyor yani. Şey, daha biraz daha pasif bir adam. Neyse ya, evet. Şey, içmiş gene Viserys. Evet, yine içiyor abi. Burada işte zaten böyle bir gergin bir diyalog var yani, şey biraz daha Rhaenyra çok dillendirmiyor babasıyla baş başa kalmadığı için. Laf sokuyorlar birbirlerine falan gibi bir durum ya. Burada daha önemlisi tabii Alicent'le muhabbetleri sonrasında Rhaenyra'nın. Abi orası süperdi ya. Alicent yani Viserys için tam bir dallama momenti ama Viserys resmen böyle şey hani cool guy ya şey. Hani cool guy. Bu da böyle Viserys de hani onunla arkadaş olduğu için şey yapan adam olur. Evet. Onunla arkadaşıyor. Zoom'da var ya, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi senelerce ya. Tepesleri mi? Bu sevmez lan tepesleri. Olayı yok onda ya. Çok iyi bilirim hani ben bunun. Çok kral çocuktur deyip böyle kafasına falan vuracak diye bekledim. Ya tepesleri diyor Damon ya. Senin işin mi olur abi tepesleriyle? Hadi git Allah'ın sen. Diye küslük yapıyor ama resmen bir şey var yani, çocukluğunda dönüş var. Gerçi evet, şey yani çocukluklarındaki hani gerçekten bu bağ o var da herhalde aralarında sonuçta iki özlemiş, kardeş olarak. Özlemiş. Ben çok hatırlamıyorum kitapta böyle. Mesela onların babaları Aemon ve Baela. Onların babaları Baelin ve Aemon. Onlar çok iyi arası olduğu bayağı işlenmişti. Burada bir vurgu daha var bölümde hatırlarsan. Şey Viserys yerde bunu tekmelerken biz seninle kerane kerane gezerdik gençken falan muhabbet ediyor. Aynen aynen. Yani o sanki biraz da şey tabii duygusal anlamda böyle daha mutlu oldukları bir şeyi gerçekten Viserys özlüyor. Damon'ın pek şeyinde değil ama hani kendi şu anda da zaten mutsuz olduğu için Viserys yani zamanında çok iyi ya, çok ne piçlikler yapmıştık abi, hatırlıyor musun falan diye. Tabii ama yani, bir yandan Alicent'i şey yapmasın. Tabii normal ya özlemesi. Zaten hep şey ya, dizinin genel ana akış, yani ana sürükleyicilerinden biri işte aslında yapamadıklarından dolayı, ki Viserys bunu geçen bölüm çok vurguladı. Yapamadığın şeylerden dolayı, kraliyeti sürdürmen için gereken kurallardan dolayı ya da işte yazılı olmayan kurallardan dolayı herkesle arası açılıyor. Ve onu özlüyor. Yani aslında aynı konu Damon için de var. Yani o da bir şeyleri düzgün yapmadığı için
kralın yanında kalamıyor. Aynı şey Rhaenyra için var. Rhaenyra babasını özlüyor. Rhaenyra Alicent'i özlüyor. Alicent onu özlüyor. Aslında çok çocuksu bir ortam var ama bunlara vermişler kraliyeti. Beceremiyorlar bir yandan da. Bir de büyük ihtimal bu tip bir diyalog yaşandığı son sahne olabilir Viserys ve Daemon arasında. Bundan ilk sonra ve son yokuşur. Sahne hatta. Yani daha önce de görmedik. Evet. Yokuş aşağı şey gidebiliriz buradan. Evet. Daha Daemon'ı zaten yolladı Vale'e. Ondan sonra bir daha Daemon'ı ne zaman döndürecekler? Hani çünkü kitaptan biraz farklı. Bilmiyorum. Önümüzdeki bölüm Daemon olmayabilir. Promo posterde hep şey var, hatırlarsın. Yaşlı hali, ikisinin yan yanalar. O promo posterlerde bir sahne vardı öyle. Her yerde kullanıldı hatta. Rhaenyra'nın yaşlı halini oynayan kadınla Daemon böyle yan yana duruyorlar. Ama bu kaçıncı bölüm, nerede, nerede çekildi, hangi sahneden bilmiyorum. Ama bir yerde demek ki yan yana geliyorlar. Önümüzdeki bölüm son, gençler. Evet. Ondan sonra 6'da yaşlanacağız. Aynen. 10 sene, 15 sene falan atacak galiba arada. Aynen. Bion en az 10 sene atar. Burada da bence yine çok önemli sahnelerden biri Alicent ile Rhaenyra. Bence Rhaenyra Alicent ile ilişkisinin ne kadar stratejik olduğunu çok anlamadan da olsa burada arayı düzeltiyor. Ve iyi yapıyor. Yani Alicent'la arayı düzeltmesi Rhaenyra için özellikle bölümün ilerleyen kısımlarında bence bayağı faydalı oluyor. Düzeltirmiş gibi oluyor. Ya işte ama tabii. Biraz da bir empati oluşuyor herhalde Rhaenyra'da. Kendisi de cinsiyet rollerine iktirilince, hani sen koca bulacaksın şeyine iktirilince biraz Alicent'ın halinden anlar hale geliyor herhalde. Orada Alicent'ı kurtarıyor şeyde. Viserys. Ne tapastırısı ya, bu adamın işi mi olur? Halı kilim bakmaya gel, beraber gidelim falan diye gidiyorlar. Aynen. Oradan alıyor onu şeyden. Awkward'dan, Moment'dan. Evet, yani birazcık şey oluyorlar yani. Her ikisi de prenses ve kraliçe. Her ikisi o rollere oturtulmanın bir empatisi oluşuyor. Bir kısa sürede olsa bir yakınlaşma oluyor tekrar. Zaten orada da Rhaenyra laf sokup hemen geri alıyor. Aynen. Sonra. Ama bu biraz revenge oldu mu olmadı mı? Çünkü bir önceki bölümde o arabadaki Alicent hani Aegon'un da doğumu çok kolay oldu ya falan diye bir laf söylediğinde Rhaenyra biraz bozulmuştu. Hani ama evet, orada biraz hırsı da söylüyordu da, aynen orada şey vardı. Burada da direkt Rhaenyra sokuyorlar. Yani o da bilmiyorum, laf sokmak için gerçekten istemediği bir şey yani Rhaenyra'nın. Öyle Alicent'a laf sokmak için söylemiyor. Evet, bebek üstüne bebek doğurmak için mi evleneceğim, hani çok boktan bir şey o deyince böyle Alicent. Alicent'ı zaten nihayet şeyini gördük. Son geçen bölümde konuştuk. Çok iyi, çok mantıklı, çok akıllı geldi. Yavaş yavaş Alicent'ın da nereden psikolojik olarak bozulacağını görüyoruz burada. Evet. Ona da daha yalnızlık, daha hapsedilmişlik. Özellikle Otto da ortamdan ayrılınca Alice'ın tek başına kalacak orada şimdi. Orası çok büyük karışık zaten. Orayı bir konuşuruz seninle. Ben orada kafama takılan şeyler var. Yani burada yapılan bir yakınlaştırma birazcık da şey açıkçası. Yani sonraki dramayı gene aynı bölüm içerisindeki sonraki dramayı gene arttırmak için de yapmışlar. Orada bir iki dakika onları yakınlaştırdıktan sonra çünkü tabii, sondaki sahne daha güçlü hale geliyor. Bu da işte güzel ya. Çok senaryo çok iyi örüyorlar ya. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Burada bir sorum var sana. Bu halı kilim diye dalga geçtik ya. Norvos ve Kohor'dan geldi diyor. Bunlar Free City'lerden değil mi? Bunlar geçen gün savaşıyordu. Bu şey gibi mi böyle acaba? Baba bunlar savaşıyor da biz sizi tanırız hani bunlar. Hani çünkü hep şey diyor diyor bizler işte. Ben girmedim savaşa. Corlys ile Daemon girdi diye. Ama yine halı kilim gelmiş krala. Yani bir yandan yok da böyle ya, bir durum yani mu var acaba? Derken onlar Triarchy ile savaşıyordu. Triarchy 3 tane şehir. Lysmyr ve Tyrosh. Tamam işte biz kralı destekliyoruz sonra gibi mi duruyorlar burada acaba? Yani onlar ikimiz de değil. Büyük ihtimal bunlar şeyin getirdiği hediyeler. Corlys'in. Onun gitmediği şehir kalmıyor. Oradan getiriyor işte abire. Norvos ve Kohor diyor işte. Norvos ve Kohor'dan geldi diyor. Onların buradaki şeyle hiçbir alakası yok. Ona daha biraz okay daha uzak.
bu olay, yani buradaki daha çok Westeros'a yakın olan şehirlerle politik mücadele var. O Treyarch'i zaten en yakın üç şehir. Ya, anladım. Lismir ve Tyrosh. Bir de Braavos var zaten, onların da adını duyuyoruz burada. Ama bu tamamen şey yani. Alakasız bir şey, ne diyeyim. Büyük ihtimal Corlys'in getirdiği şeyler bunlar, gezilerden. Çok ya da krala hediye de olabilir. Yeni tahta çıktığında herkes yolluyor işte. Bu adam gelmiş. Milli yolladı falan. Fili ne yapayım ben lan? Şunu besleyin biriniz diye. Bunu kesin, Vhagar yesin sonra. Ya bir de şey de güzel burada, onu da almıştım. Alicent'ın çok güzel bir cümlesi var ben, hani bir iki arkadaş edindim mi ne diyordu galiba orada. Ama bir yandan da herkes beni artık kraliçe olarak görüyor. Böyle bunu şeyde çok yaşarsın, bilmiyorum sizin tabii Avustralya daha farklıdır belki ama. Mesela şirket kraliçe içinde... Kraliçe olduğumu da yaşamıştım, evet. Yok, kraliçe oldu değil de şu oldu bana. Mesela şirket içindesin, normal bir çalışansın. Bir noktada sen yönetici olunca... Böyle sana bakışta direkt şey oluyor. Dün arkadaşındım, bugün artık yönetici. Kimse seninle böyle çok fazla detay konuşmamaya başlıyor hemen falan böyle. Ben bu gerginliği bir hissetmiştim. Çok tuhaf yani. Geyik muhabbetini almıyorlar Tancan'ı. Aynen öyle. Aynen oğlum, almıyorlar falan ne böyle. Ne konuşuyoruz da maç nasıl dün? Ben iyiydim müdürüm. Koyduk mu lan? Müdürüm yakışmıyor tabii. Küfür size falan. Yani nasıl tuhaftı. Yalnızlaşma, evet, Alicent açısından bu bölümün ana şeyi. Güzeldi ve tamamen o role hapsolma. Buradan ana teması olma açısından. Buradan yine o ağacın altına gittik. Artık ağacın altı biraz şey gibi oldu. Tam böyle dedikodu yeri gibi oldu. Bu arada geçen bir yerde bir yorum gördüm. Benim başka bir videomun bir yerine geldi bu yorum. Ben orada House of the Dragon övüyordum. Biri gelip şey almış. Neyini övüyorsun abi? Bütün dizi dedikodu demiş. E oğlum dedim, olay o zaten hani. Ne yaptın? Bütün dünya tarihi bunun üzerine kurulu oğlum ya. Allah Allah. Bak bundan sonraki video serisini biz direkt şeye, Desperate Housewives'a başlayacağız. Bence de bunu yapsak bence çok izlenebilir ya. Of, ne koydu çocuğu falan diye. Burada biz da olayımız bu. Aynen. Biz nerd falan değiliz hocam. Biz altın gününden çıktık. Geldik buraya, video yaptık. Tabii biz öncesinde oturup kısır yiyoruz zaten bölümden önce. Aynen yani. Bizim bir şeyimiz oradan geliyor. Yine ağacın altına gidiyorlar. Rhaenyra ve Daemon. O ağacın altı zaten dedikodu mekanı oldu. Gitsen böyle yerde sigara hizmetleri falan bulacaklar yani neredeyse. Bran izliyor onu. Tabii Bran oradan izliyor. Şeyden ama değil mi? İyice gelecekten izliyor böyle artık. Kim bilir nereden izliyor. Yani bunlar sonuçta şey, ne bileyim, o gerçekten Weirwood'sa, Weirwood'da surat var bu arada. Ya bugün bu sefer çok belli etti. Bayağı surat gözüküyor aslında yani. Surat Saposhne'in annesine şey yapmışlar abicim oraya. Saposhne'in annesi üzerinden modellemişler suratı. Ciddi mi bu? Evet, anasına falan küfretmeyin yani şeyi. Ayıp oluyor. Böyle gidip böyle ağaca bak lan şurasını sikeyim. Sen demeyin ağaca yani. Adam alınmasın. Harbi bu ya, gerçekten böyle. Yani. Çok iyiymiş, ben de geyik yapıyorum zaten. İyiymiş. Yok vallahi, harbi adamın annesinin yüzünden şey yapmışlar oraya. Okey, burada annesine de gidip annesine ağaç mı yaptın? Ben oğlum muyum ben? Okuttum, büyüttüm beni. Ağaç mı yaptın yavşak diye. Ben oğlum diyorsun Fren diye. Tamam. Of ya. Neyse. Burada Rhaenyra akıllı cümleler kuruyor. Daemon'la konuşurken. Babamı tahrik etmek için mi geldin? Başarını yüzüne mi vuracaksın? Sen ne ayaksın ya falan gibi. Valyrian diline hiç alışamadım ya. Aa, ben de çok seviyorum lan. Benim çok hoşuma gidiyor. Hadi ya. Ha. Belki oyunculuğu öldürüyormuş gibi bir his var yani. Ben böyle hani oyunculuğa kitlenemiyorum. Bana biraz immersion breaking oluyor. Ha, anladım. Hani o ya adama bak, hiç ne dediğini bilmiyor şu anda. Yani abla bir şeyler söylüyor. Büyük ihtimal arkada prompter falan var yani. Abi zok konuşuyor. O anda da ne dediğini, oyunculuğunu yapmak zorunda. Orada biraz oyunculuğunu öldürüyormuş gibi geliyor bana. Yani gizli bir şey konuştuklarını da hani onu kullanmaları, evet, güzel bir şey, detay.
Ama yani çok fazla kullanılınca da sanki biraz boku çıkıyormuş gibi geliyor bana. Burada Neyse. şey hissettim ben. Bence cümleden çok vurgulara önem veriyorlar. Biraz daha Rhaenyra'ya göre yani onu oynayan oyuncuya göre Matt Smith daha vurgulu, daha güzel söylüyor belli yerlerini. Benim hiç hoşuma gidiyor yani. O daha böyle dikkat edince Evet, çünkü vurguları böyle daha doğru yani. evet böyle R'lerin yuvarlanması hani telaffuzu İngilizce'de şeydir ya böyle şeklinde söylemezsin ya. Buraya onu koymuşlar Valerian'a. Bu da çok zor. İngilizcesi İngilizce ana dili olan biri için bunu söylemek zor. Matt Smith belli ki biraz daha yetenekli o konuda. Daha güzel Ben sana o vuruyor o zaman şekilde. Dutch öneriyorum. Bir gün buraya bütün G'leri diye söyledikleri için büyük gerginlik yani. 20 senedir yurt dışında yaşıyorum hala şu TH sesini söyleyemedim doğru düzgün diye bulaştırmayın abiciğim. Senin aksanı yine bence bayağı iyi oldu lan. Ben o kadar zamanda bayağı Benim iyi oldu. aksanım öyle bir şey oldu ki beni Avustralya'da dinleyince benim Türk olduğumu biliyor. Ben Türkiye'de turist şeyde tatile geldiğimde bir tane Kanadalı çiftle tanışmıştık. Kanadalı çift dedik siz neredensiniz? Biz Kanadalıyız. Okey. Kadın bana döndü. Sen de Queensland'den galiba dedi. Direkt eyaletimi de bildi Oha, lan. oha çok Dedim iyi sen lan. ne diyorsun Ahmet? Türk'üm manyak mısın? Kız çakarım sana burada. Ama çok Nasıl ben anladıysam ilginçmiş. onu. Kanada'nın anlaması daha da ilginç yani. Abi eyaleti bile anladı adam. Sanki şey gibi. Sen Sivaslı mısın lan? Falan der gibi. Direkt çöktü yani. Öyle de bir garip bir şey var. Bu arada benim Türkçeyi öldürüyor olmamın sebebi bu ha. Ben en son 2,5 saat Türkçe konuştuğumda en son büyük ihtimal 2016 yılında Tancan'la falan Tabii muhtemelen konuşmuşumdur. evet en son görüştüğümüz de olabilir. İnsanlar ben böyle bu herif herhalde plaza insanının ötesi falan diye bir herhalde sürekli İngilizce kelime konuşuyor diye bilmeyenler için hatırlatayım yani Aynen. hatırlamıyorum Türkçe'yi abi. Tancan arkadan bana süfle yapıyor bazen. Evet, kelimeler gidiyor. Normal ama abi Aynen. olur. Çok da Harbiden 20 sene abi oldu notlar bak not aldım şuraya notlar bile İngilizce. Onu yani. okuyup o kafamda çeviriyorum falan. Öyle bir şey. Bayağı Neyse devam et. zorlanıyorum. Burada bir detay Valerian daha var. dilinden geldik buraya. Aynen Valerian dili Rhaenyra laf sokuyor dedim. Hani babamın yüzüne mi vurmaya geldim falan diye. Bir de toplam 4 yıl geçtiğini vurguluyor burada Daemon tekrar. Bir süre sufresi alıyoruz burada. Ne kadar süre geçti sufresi geliyor. Ve olgunluk vurgusu yapıyor. Burada zaten dizi biraz şeyi kıllandırmaya başlıyor. Sen de oldun artık falan gibi böyle bir hareketlere giriyor Daemon. Piştin piştin oldun sen falan gibi. Zaten Damon'ın bir kafasında bir şeyler var gibiydi gelirken. İşte direkt bu kadar ılımlı gelmesi, sonra o muhabbetler, sonra bir de üstüne Rhaenyra ile böyle bir hemen bir sıcak ilişki kurmaya çalışması falan. Burası biraz belli etti bence. Ve hatta onu şeye de yönlendirdi biraz. Evlendikten sonra sönen değil ya, takılırsın, keyfine bak falan gibi. Ve yine Bronze Beach'e geldi konu. Kim bu Bronze Beach, Ray görecek miyiz artık? Görelim kimse bu, ben de bunu merak ediyorum. Royce. Göreceğiz öbür bölümde. Büyük ihtimal gene kitapta tam olarak açıklanmayan ne olduğuna açıklanmayan bir olayı açıklayacak dizi. O açıdan ilginç olacak. Aa güzel. Çünkü bu bölümde de o var. Bu aşk üçgeninin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu kitabın kaynakları farklı şeyler söylüyorlar ne olduğuna dair. O Ray Royce'a da önümüzdeki bölüm ne olacağını göreceğiz. Farklı O şey da dediğin kitapta. Mushroom muhtemelen yine şey yazmıştır. Bronze Beach'e Mushroom. çaktı. Ona soktu. Evet, hizmetçi uşağı uşak şeye herkes birbirine girdi. İlginç olan burada Mushroom'un neyse oraya gelince tekrar açarız o konuyu. Mushroom Tamam. aslında burada sikiştiler diyen Mushroom değil. Aa, İlginç bir şekilde. ilginç. Şeyde de önümüzdeki trailer'da da bir Dwarf bir abi vardı. Acaba Mushroom mu diye insanlar delirmiş ama büyük ihtimal değil. Her neyse. Bu konuşmada evet şey birazcık Daemon şöyle. Daemon'un ana karakterin özelliği ne istediğini bilmiyor olması. Ve de dizi başladığından beri böyle bir hani şeyde bir arayış içerisinde. Beni ne tatmin edecek? Hani Viserys'e trollemek mi tatmin edecek? Gidip insan öldürmek mi tatmin edecek beni? İşte bir tatminsizlik söz konusu ki onu cinsel hayatındaki problemlerden İlk bölümde dolayı da onu görmüştük. yani bir türlü tatmin olamadı adam.
ne yaptığını bilmiyorum artık. Götüne kaktüs mü sokacak, ne yapacak? Bir şekilde şey yapamadı. Burada artık yavaştan ilk bölümde bir şey sahnesinde, hani ilk iktidarsızlığını gördüğümüz sahnede, orada Mizeya şey diyordu yani, sarışın bir virgin getireyim mi falan diyordu. Evet. Ondan sonra yine bu meşhur Dragonstone köprüsü sahnesinde gene Rhaenyra karşısına çıkınca bastı gitti hani. Rhaenyra'ya şey yapamadı. Ne diyeyim, onunla daha öteye götürmeye karşılık vermedi yani. Olayı büyütmek istemedi. Burada da artık sanırım, bence bu karakter, ki bu kitapta olan bir spoiler değil yani. Kitapta daha belirsiz. Sanırım bildiğin Rhaenyra'yı Rhaenyra'ya aşık bu adam. Ya da Rhaenyra'yı tamamen gözüne kestirmiş durumda. Muhtemelen. Ya da tatmin olacağı şey olarak, ya da istediği şeyi sonunda karar vermiş durumda. Çünkü burada direkt dediğin gibi altyapıyı yapıyor. Rhaenyra'yı kalıpların içerisinde hareket etmeme ve de o kalıpları yıkma konusunda yavaştan tahrik ediyor. İkna ediyor. Zaten bir sonrasının dışarı çıkardığı sahnede de artık iyice bira veren amca şeyine geçecek. Bayağı weird bir sahneydi zaten. Sekanstı yani. O yani, tamam onun. Creepy Uncle'da artık dozu arttırıyor. Hani burada da dediğim gibi marriage is political, işte you can have sex with whatever, evet, demesi de direkt hani ileriye doğru bir şey. Marriage is political diyor çünkü political olarak en hani akıllı evliliklerden birisi gene Damon'la Rhaenyra olur. Güç konsolidasyonu konusunda. Her neyse, evet, burada Damon sanırım yavaş yavaş artık ne istediğini bize gösteriyor dizide. Kitapta bu kadar belirli değil yani. Daha belirsiz her şey. Burada o yüzden zaten Viserys'in tuhaflığı da biraz daha ortaya çıkıyor. Otto bir önceki bölümde bebeğe eş olarak önerince o daha bebek demişti. Hani Rhaenyra'yı çok iplemişti. Bebek burada miydi, geyik miydi? Bebekti. Geyik de olabilir. Ondan sonra burada böyle Damon şey yapınca, yine tasvip etmedi bizi bir hareket tabii, ama hemen böyle kızım mı benim falan. Demin yanındaki adam bebeğine hallendi lan. Yuh, öküz herif, ne yapıyorsun? Bunların hiç ortası yok kardeşim. Yok, daha çok amcası olması pek umurunda değil bence ya. Damon istemiyor. Damon'dan, evet. O sahnede tabii. De bebek sahnesinde de bunlar kardeş demedi zaten. Evet, bebek dedi. Bu daha küçük dedi yani. Burada da karşı çıkmasının sebebi kan bağı değil. Sonuçta şey de kuzeni yani. Lainor'da Rhaenyra'nın kuzeni. Aynen. Fazla yani, uzakta değil yani. Amca, kuzen, aşağı yukarı. Aynı mesafede. Yani Targaryenler için bu pek sorun değil. Viserys de daha şu ana kadar bunlar akraba. Siz kardeşsiniz lan falan diye çıkmadı yani. Hep bir başka bir sebepten dolayı istemiyor. Bir neyse de yani güzel bir taneydi şey olarak. O dediğim gibi şeyin önünde de, Weirwood'un önünde de konuşuyor olmaları ilginç bir şey katıyor ona. Direkt insan hani Ice and Fire, işte Weirwood, Starkların şeyi orada. Önünde Valyrian Deal konuşuluyor. Hani aynen. İyice nerdleyip de böyle iyice şeye gireceksen ilginç olabilir yani, ileride de hani ne bileyim başka dizi çekerlerse filan da pişman da, hani bu First Man'i işleyen bilmem dizi demeyi, Blood Raven'ı görürsek filan ileride belki kullanırlar. Adamlar bu şeyleri görüyorlar yani, konuşmaları. Tabii hepsini kullanabilirler gerçekten. Bunlar güzel de tabii. O bütün konuşmalar ileride inanılmaz şeylere yol açabilir yani. Yani bizim özürlü Nerd Bran bile görmüştür belki şimdi bunları hep. Tabii. Duymuştur Ice and Fire şeyini falan. Her neyse. Burayı zaten kapatırken de en son Bronze Beach şanslı, sen ona çocuk koymadın diyor. Yani böyle diyor bayağı hani bunu argo olarak söylemiyorum. Rhaenyra açık açık ona çocuk koymadın demeye getiriyor yani. İlginç bu da. Biraz Rhaenyra da ağzını bozmaya başlıyor. Jaime'nin çocuğu olmaması ilginç bir şey. Çünkü bir süre acaba bu herif de Maegor gibi
Kısır mı? Şey mi kısır mı diye düşünüyorsun yani. Şu anda o şeyden Bronz Beast'le yani Ray Royce'dan çocuğu olmuyor. İktidarsızlık problemi de var. Mizarya'dan da hani çocuğum olacak diyor, o da yalan çıkıyor. Bu noktada paralellik, hani bir Mager paralelliği var. Acaba bu adam kısır mı? Çünkü Mager'da 6 tane mini kırı değiştiriyordu artık habire. Ya bunların hepsi kısır ya. Oğlum 6. bu ya falan. Sen de sorun olmasın bak. Sen de bir bak, gitsene bir doktora ya falan. Bakalım lan. Ama abi hatta da Mager'ın kanı yok o şey olduğu için. Kaçı olmadığı için. Doğru, doğru. Daha güzel. Da ilginç bir şey söyleyeyim sana Mager'la ilgili. Mager'ın şey Visenya'nın Mager'ı Aegon'la olan ilişkisinden değil Blood Magic'le doğur, yani hamile kaldığına dair bir teori var. Vay, vay. İlginç bir teoriymiş. Çünkü şey ölünce oluyor o çocuk. Aegon'un ilk karısı Rhaenys Dorne'da öldürülünce ondan sonra Visenya o çocukla hamile kalıyor. İşte Visenya işte hamile kalamazdı aslında, o da hani şeydi, kısırdı, o çocuğu Blood Magic'la yaptı falan diyen insanlar da var. Her neyse. Olabilir. Belli olmaz. Olabilir. Bu Magic konusu zaten bir türlü bu evrende bir şey bir bağlama net oturmuyor ama hep bir dedikodusu var böyle. Yani. Buradan konseye geçiyoruz. Konsey tarafı biraz ilginç. Zaten yine tartışma şey, Crab Feeder gitti, Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Olmaz bu iş falan gibi böyle şey yapıyorlar. Aynen. Sinek geldi, nasıl olacak bu iş falan. Orada bir tartışma var. Zaten Lionel Strong yine çok haklı. Siz başta böyle yaptınız. DNA'yı almadınız, oradan buralara geldik diye. Burada tabii Otto... Fan Club bir şey yaptı mı? Toplandı mı bu hafta? Lionel Strong Fan Club. Evet, toplanacak abi. Hafta sonu saat 5'te bir araya geleceğiz. Burada şey, Lionel Strong'un tabii bu vurguyu yapıyor ama bir yandan da Otto'nun da ne kadar long shot çalıştığına dağın bir vurgu da var gibi. Yani Alicent'ı oraya sokmasıyla beraber gerçekten çok zincirleme bir şeyi başlatmış olduğunu tekrar gördük. Kolis'i bozdu. Kolis'in şimdi bir yandan da artık Lena'yı başka Sea Lord'larla evlendirmeye çalışıyormuş. O da pazarlamaya çıkmış. Falan filan. Bir detay daha hoşuma gitti. Rhaenyra da artık bardak taşımıyor. Masada oturuyordu. Ya da aynen. Çok yoruldu bilmiyorum. Onda bir sandalye vermişler kızcağıza. Aynen. Ama ilginç olan sandalyede oturmasına rağmen pazarlık objesi olarak kullanılmaktan şey evet. Olmuyor yani. Fazla ileri gitmiyor. Sonuçta. Yani. Şimdi bu evet şey Braavos'la Velaryon ittifakı gerçekten kötü olur Viserys için. Daha doğrusu işte Westeros için. Çünkü Braavos en zengin, en ne diyeyim, influential şehir yani Essos'taki. Hı hı. Ve de Iron Bank of Braavos var sonuçta, işte Faceless Man var. Sea Lord of Braavos dediğin adam Essos'un en kritik adamı gibi bir şey. Ya İstanbul hani, gibi bir yer oğlum Braavos. Her şey orada. Aynen. Ekrem İmamoğlu'yu da evlendiriyor. onunla Corlys'i evlendirirsen bütün Narrow Sea onların eline geçer. Yani o Corlys ve Braavos, Valerion Braavos ittifakı komple kapatır yani şeyi. Bütün ticaret onların eline geçer. İstedikleri gibi şey yaparlar. Yani o açıdan önemli bir şey. Otto'nun söylediği gibi. Ama tabii Rhaenyra'yı masada otururken gördüğümüz şeyde dediğim gibi böyle Corlys kendi stratejik evliliğini yapıyor. Bizim de yapmamız lazım. Evet, dönüp bakıyorlar. Ayıp lan ayıp be. Kahretsin ya. Daha yeni aldım bu sandalyeyi be arkadaş. Bakalım hemen işte. Şu ortam LGBT friend olsa erkek evlilikleri başlayacak ve bütün sorun çözülecek bence. Bütün krallık çok mutlu olacak. Hiç bunu düşünmüyorlar. Bir anda o zaman Otto hemen evlenir biz Eris'te zaten. Tabii. Otto işte.
Hemen O da gider. böyle o. Yani tanışıyoruz. Ben senin nesneni çok iyi biliyorum. Ben böyle altından tuttum mu onu falan diye. O Alison da ders bile veriyordur sonra. Alison Tabii. gel bak sen yanlış yapıyorsun. Gel ben sana göstereyim. Şimdi bu böyle burayla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı konser? Yani bunlar konuşuldu zaten. Az çok bildiğimiz Yok şeyler ya olacak. daha evet önemli şeyler var ileride devam Evet. edebiliriz. Çünkü bundan sonraki sekans çok iç içe geçen. Hani birleştirdim oraya aslında burada iki sekans hatta üç sekans bir arada iç içe gidiyor. Evet. Burası biraz karışık. Ama artık hani adım adım gideriz. İşte hatta burada şey de var. İlk böyle Rhaenyra'nın odasına giderken Alicent'ın çocuğu pişpiş derken o bütün bebek ağlamasının işte hole yayılması, Rhaenyra'nın ondan kaçar gibi böyle odaya girmesi, sonra işte orada çantanın içerisinde gizli kapıyı gösteren şeyi buluyor. Daemon Bebek bırakmış onu. ağlamasında ses bile sese dikkat edersen ilk duyduğun anda sanki birisi işkence görüyormuş gibi böyle bir çığlığımsı Evet, başlıyor. çok Ses sonradan bebeğe doğru eriyor. Adamlar orada bile bir hikaye şey anlatımı yapmışlar. ses kullanımı müthiş ya dizide bu arada. Şeylere de çok dikkat ediyorlar. Ejderhaların duruma göre çıkardığı sesler bile çok farklı oluyor yani. Ona bile dikkat ediyorlar. Helal olsun. Onu gerçek ejderhadan kaydetmişler abi. Tabii o eskilerden. Mikrofon tutmuşlar. Çin'den Hacı bir geliyor bağır bakalım. abi Kızgınmışsın gibi bağır bakayım. Oh, yandım. özel. Hava da sıcak, ne yapıyorsun? Çok harladı herif. Burası şey Ben değil, de değil işte mi bu arada? gizli... Gizli geçit. Varys'in Tyrion'u kaçırdığı geçit değil mi o? Varys'in Illyrio'yla gezdiği geçit. Ha o Tyrion'u, muydu? evet. Ha. Tyrion'u kaçırıyor mu? Şeyi kaçırıyor. Ya bu gizli geçitler süper abi ya. Ben de ileride kale alırsam bütün böyle gün duvarları falan elleyeceğim böyle. Vardır kesin abi burada gizli geçit diye. Şey böyle kılıçla vurunca açılıyor bu Dark Souls'daki gibi. Bir yerde değil mi? Ha, 100 kere bu vurunca gizli açılıyor ama geçitleri bir kere değil. Tak 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 diye vuracaksın. aynen. Neydi o lan? Böyle bir şey vardı. 30 kere mi ne vuruyordun? Elden Her Ring'de vardı neyse. işte. Elden Erlin Rick'te miydi? Okey. Ring'de vardı. Onu da nasıl çözeceğiz abi? Adamların neyse siktir et ona girme. Maegor bu gizli geçitleri yapan adam Maegor. Aha. Aegon'dan sonra. Daha ilginç olan gizli geçitlerle ilgili adam gizli geçitleri yaptırıyor. Sonra bütün taş ustaların hepsini öldürüyor. gizli geçitleri bilen kim varsa hepsini öldürüyor adam. Sonra ertesi Sonra sene evi yenileyecek usta yok değil mi? Ne oldu? Sıçtın işte hadi. aynen öyle oluyor. Dragon ne o şeyi Dragon ne o be adı? Dragon Ejderha. Dragon Pit'i yaptıracak adam kimse çalışmak istemiyor. Yok hocam. İki Pit katı para vereyim falan diyor. Yok yemezler Maegor bu sefer siktir mi? git falan diyor. Bu sefer gidip Essos'tan falan topluyor adamları. Orayı İnanılmaz ya. yaptırmak için. Tabii yani Essos, Varys ile Illyrio'nun böyle gezdiği ilk kitapta gizemli şeyler vardı. İleri sonra Arya burada da unutuyorlardı. Daemon'un daha önce Small Council'ı dışarıdan izlediği bir sahne vardı ya dik izliyordu Ha evet. onları. Orada zaten Daemon'un bu yol şeyleri bildiğini gördük. Gizli geçitleri. Burada Hakim. da Rhaenyra'ya gösterdi. Yalnız gizli geçitlerin arkasında tutacak yer olması biraz garip olmuş ama. Güvenli de yapmış. Hani burası gizli geçit. Burada birisi düşmesin. Şu merdivene bir şey yapın. Onu bile düşünmüş vallahi Maegor. Her Vallahi şeyi bravo adam. düşünmüş. Yani genç biri Aynen. girer düşermiş. Çoluk Aynen çocuk. abi. Ha. Şey, kliması falan bile vardır. Burada şey Her neyse. işte detay hoşuma gitti. Rhaenyra giriyor. Oradan kaçmaya başlıyor. Yani çıkıyor işte çaktırmadan. İşte şeyin kafatasının oraya giriyor. Neydi o ejderhanın adı? Onun oraya geliyor. Valerian. Balerion oraya geliyor. Ve orada farelere yine bir yakın çekimimiz var. Sonra benzer fare konusunu Foreshadowing. aynen. Sonraki fare konusunu da Alicent yatakta yatağın cibinliğin üstüne bakarken görüyoruz. Ya benim gör yani Çok ince benim ha? foreshadowing. Evet. Ya benim okul ya benim kitabı okumadan halimle hissettiğim ya bayağı fare gibi işte Targaryen'ları kemirmek istiyorlar şeyi. Ama tabii kitabı okuyanlar için tam bambaşka bir şey de olabilir bilmiyorum. Bir yüzeysel olarak anlatmaya çalıştıkları dediğin gibi o var. Bir de hani rat İngilizce'de şeydir ya ispiyonlayan adama rat dersin ya. Aha, Brad denir aynen. Sarayın her yerinde ispiyoncular dolu.
Evet. Doğru, anlamı doğru. çıkarabilirsin. Ama başka direkt daha şey bağlandığı bir yer var. Bir olay var ileride. Ha, okey. Bir Yani spoiler'ımız spoiler var vermeyeyim yani, ama tamam. o olay olduğunda bakın eskiden red göstermişlerdi diyeceğiz. Aa, güzel, tamam. Çok Müthiş. tahmin edilebilecek bir şey değil. O yüzden hani spoiler öyle spoiler değil yani. Okey. Güzel Ama detaylardan foreshadowing bunlar. yani. Aynen. Güzel güzel bir foreshadowing olduğunu Bu hissettirdi çok yani. iyi. Bu olay ikinci sezon olacak. Hani Bu bu anladım. foreshadowing bir olay ikinci sezon olacak. Belki Baya unutturacaklar ama devam ederler ki şeyde Red Keep'te sürekli fareler olur yani etrafta. O şey anlamı da var işte. Herkes dinliyor ya, herkes ispiyoncu. zaten Öyle de bir ispiyonculuk anlamı var. konusunda göreceğiz. Bir 5 dakikaya göreceğiz. Sonra Aynen. sokağa çıkıyorlar. Sokaklara çıkıyorlar. Ortalık karnaval gibi gözükse de aslında ilk görünüş böyle çok hareketli, çok renkli abi. İstanbul geceleri müthiş gibi gözükse de işte yerde yatan adamı soyanlar. Orada bir kadın cinsel ilişkiye giriyor ama nasıl olmuş orasını bilmiyoruz. Hani bir etrafta birileri birbirini sıkıştırmış. O herkes birbirini kovalıyor falan. Bayağı leşo Bu bir güzel. ortam var. Bu şehre ve Red Keep'e hayat verme şeyleri devam ediyor adamların. Evet. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Red Keep'te hiç kimse yoktu böyle bomboş yerlerde dolaşıyor adamlardı. Dolaşıyorlardı. King's Landing'de de bu kadar bir zenginlik, bir gece hayatı bilmem ne şeyi pek gözükmedi Game of Thrones'da benim hatırladığım kadarıyla. Gözükmüyordu, sonra da pat diye geliyordu. Bozulduktan sonra geliyordu daha doğrusu. Daha çok En bozulduktan sonda sonra bir geliyordu. tiyatro sahnesi falan vardı ama hiç Evet. böyle daha böyle bir atmosferik bir sahne hatırlamıyorum ben açıkçası. Daha sıradan sahneler vardı. Bu Bu kitapta güzel var mı olmuş. normalde? Bu ekleme mi bu da? Böyle bir detay anlatıyorlar Kitapta mı? Hatırlıyor yani musun? kitapta direkt böyle anlatılmıyor. Yani Damon ve Rhaenyra'nın arasında ne geçtiği konusunda İşte iki farklı teori var. Yani anlatım var kitapta. Ama bu detayları anlatılmıyor. Bu arada bu bölümü bence yazılı kaynaklardan daha iyi olan ilk Game of Thrones dizisi olabilir bu. İlk 8 sezonu da katarsan için içine. Sen Yani bunu harbiden yazmıştın bana, hatırladım şimdi. yazılı kaynağın çok çok ötesine geçtiler herifler burada. Çünkü birkaç tanesinin örneğini vereceğim yani. Bu Damon'la mesela Rhaenyra arasındaki ilişki işte Damon işte bu Östis denen adam şey diyor. İşte Damon Rhaenyra'nın bekaretini aldı. O yüzden Viserys kızdı ona falan diyor. Bu kadar yazılan. Mushroom'da yok Damon Rhaenyra ile sevişmedi. Ona Aa. Kristen Cole'la nasıl sevişileceğini öğretti diyor mesela. İki Ha, tane anladım. şey var. Ama bu o kadar da kuru yani sonuçta. Bu dizinin resmen bütün o iki tane ne diyeyim yarım sayfalık şeyin üzerine adamlar bu kadar bindirmişler. O yüzden hani ben kitaplara tapan bir insan olarak böyle şey falan değil bu. Recency bias ya da hyperbole'den söylemiyorum. Hani harbi adamlar alıp götürmüşler yani kitabı bambaşka yerlere çekmişler. Ki zaten bunu biz en başta da söyledik yani. Kitabı aşabilme fırsatları var düzgün yaparlarsa diye. Buralar direkt oralar. Kitabı ezip geçmişler yani. Zaten burada güzel detay biraz şeyde işte Last Duel izlemiş miydin? Geçen sene çıkmıştı Ridley Scott'ın filmi. İzlemedim. İzleme. Ya orada da işte bu şey bakış açısını anlatıyordu işte. Bir kadına tecavüz var yine tarihi bir dönemde. İngiltere Fransa işgal döneminde. Orada işte üç farklı karakterde aslında kendi hissettiğini ya da kendini orada nasıl görüyorsa o şekilde anlatıyor. Biraz ona benziyor. Hatta bunun işte babası zaten şey ay herifin adını unuttum ya. Rashomon'u falan yapan usta yönetmen. Japon yönetmen. Akira Kurosawa. Onun filminde de işte Rashomon'du galiba o filminde de. Orada da bu işte bakış açısı olayı anlatılıyordu. Burada da biraz ona çekmişler. Hani hem böyle referans olarak ve senin dediğinle şimdi kafamda daha iyi birleşti. Kitabın üstüne koyması görsel olarak da bunu yapabileceği için hem biz şimdi görüyoruz, hep farklı şeyleri görüyoruz aslında. Damon başka bir şey diyor. Dedikodu başka bir şey diyor. Rhaenyra'nın yaşadığını biz gördük. Evet, bir
olay yaşanıyor ama bu sevişme de bitmiyor. Başka bir şekilde yani zaten gidiyor falan. Bugün Rings of Power'ın cebelleştiği şey de bu. Karakterlerin içini doldurmak. Yani sıfır. İnanılmaz zor bir şey bunu yapmak. Hiç yok orada aynen. Ve de orada yazılı kaynak Appendix'ten adamlar dizi çekmeye çalışıyorlar. şey yani doğru düzgün şey de yok yani. O yüzden olmuyor yani. Olmaz da yani. Burada yapıyorlar işte. Yani kolay iş değil. O yüzden dizi bugün bu videoları yapıyorsak bu adamlar bu işi becerdiği için yapıyoruz yani. Konuşacak bir şeyler veriyorlar çünkü bize onlar da sağ olsun. Aynen. Kitap yoksa kitap o kadar detaylı değil yani. Kitap resmen tarih kitabı gibi. O yüzden bu sahneler artık yani bu bölüm resmen herifler başka bir seviyeye çektiler her şeyi. Gelecek açısından da ümit verici çünkü daha da şeyler artarak gidecek. Dramatik var ya şey yani ilk bir iki bölüm şimdi bunların tonunun yanında çocuk oyuncağı gibi kaldı. Evet. O konflikler falan. Light kalıyor şu anda. Şey arttırıyor. Herkes el arttırarak devam ediyor şimdi. Herkes birbirinin aynen, şeyini burada görüyor tabii bir yandan da. Blöfünü görüyor artık. Yani burada evet bu sahneler burada yine başka şeyler de var. mesela Harvin Strong'un karşılarına çıkması. Evet ilginç. Bak o da çok ilginç. Dur hemen oraya gelmeden evet. İki detayı daha ekleyeyim. Yolda giderken önce işte bana boy dediler diyor bir yerde. Ondan sonra da işte bir tane medium medium geliyor böyle. Boy. Şimdi bana boy dediği verdiği tepki. Ben bu arada şeyin içten içe biseksüel olduğuna inanıyorum. Rhaenyra'nın. Alicent'ın da aynı şekilde. Hani ben en başta da söylemiştim bunu. Lezbiyendir ama biseksüel olduklarına bir böyle içimde bir şey var. Dizide sanki o şeyleri işaretleri veriyor gibi. Boy deyince de böyle bir şey oluyor. Aa bana boy dedi falan deyip böyle geçiyor. Sonra bir tane medyum ben görüyor. Gözü kör. Bir de ölümünü görmek ister misin falan diye hemen üstüne de o geliyor. Ha, boy, evet boy dediğinde şey sanki bana daha çok hani o tanınmamış olmanın verdiği sevinçti ona sanki. O da olabilir. Çünkü özgür hissediyor kendini bir yandan. Ya. Aynen. Ha, beni tanımadılar süper lan. Dibi sevinmiş oldu. Şeyde sonraki tam tersine sinir oluyordu ya ben de oradan bağladım. Arya'dan bağladım biraz. Arya'nın çok hoşuna gitmiyordu bu mesele. Arya kızıyordu. Yani Arya Arya Ned Stark'ın idamından sonra kaçıyordu işte şeye. Orada da ona boy olarak hani erkekmiş gibi hatta ta şeye kadar gidene kadar ne diyeyim Jaqen H'ghar'la olan yolculuğunda da o ona hep o boy falan diyordu. Aman kötü olduğunu belli etme şey yapıyordu. Burada bana sanki hani tanımamanın verdiği sevinçmiş gibi geldi. Ya o da var canım. O da var bu arada. Zaten son özgür günüm falan da diyor. Benimkisi birazcık şey böyle. Yani içten geçirme böyle. Aynen şey. Sonra da evet, zaten sonra Harbin'le karşılaşıyorlar yolda. Harbin'le karşılaşmaları ilginç. Bir açıdan da şöyle bir durum var. Strong ailesi de bence bu olayın bir versiyonunu duymuş oluyor böyle. Dur buna geçmeden bir hatırlatma yapayım. Seyirci de bazen soruyor işte kim oğlum bunların ismini veriyorsunuz da şimdi ekrana görsel veremiyorum çünkü çok çekip hemen atıyoruz. Hani ekstra kurgu yapma vaktim yok bu video için. Bir hatırlatalım Harvin Strong aslında geçen yine bölümde görmüştük. O sırıtan kardeşimiz vardı böyle Rhaenyra'ya vay kadının son dibi falan gibi yapan. En son avdan döndüğü sahnede aynen. Kılıcını mı çıkarıyordu, ne yapıyordu, oynuyordu. Bir yandan da beni renk kesiyordu. Evet ve orada geçen sürede şeye girmiş. Steve Watch'a girmiş o da. Herhalde daha önceden yoktu. Bir anda orada belirmiş. Onu belki şey yapmış olabilirler. Damon'ın yerine getirmiş olabilirler. Ha o da olabilir doğru. Yani çok bir detay görmez ama Damon'a da selamını verdi. Ha falan yaptı böyle. Önce Damon'ı tanıyor orada. Tanıyor. Her ikisinin de orada olduğunu görüyor. Ve de bu bir açıdan ama dedikoduyu mesela, o götürmüyor mesela. O götürmüyor ama Strong tarafı biliyor şeyde. Biliyor bunu. Başka bir kaynaktan ne olduğunu ya da bir ne olabileceğini öğrenmiş oluyorlar. Yani önemi o açıdan var.
Ve Damon evet. burada, hemen onu da ekleyeyim, pardon yine araya giriyorum. Damon da bunu böyle çok şey, hiç tepki vermeden karşılıyor. Ben orada şey oldum zaten. Ha, Damon buraya özellikle getirdi Rhaenyra. Yani gidip tiyatro sahnesinde bak seni sevmiyorlar iyice gör diye değil. Kendi aralarındaki dedikoduyu yaymak için abi, götürdü yani. Damon söylüyor zaten. Şeye geldiklerinde Street of Silk'e. Eğer Street of Silk'e gitmek isteyen varsa Red Keep'e arkanı ver. Oradan dümdüz git. Sola Street of Steel'e dönme. Dragon Pit'e doğru dön. Dragon Pit'e gelmeden solda. Bu adres gerçek yalnız. Hadi bakalım. Hadi canım. Aşağı yukarı doğru. Her neyse. Bulursunuz yani. Street of Steel'de bildiğin senin şeyin çalıştığı yer. Gendry'nin. Okey doğru. Neyse işte şey Damon Chester of Silk'e geldiklerinde yani Red Light District'e geldiklerinde Rhaenyra diyor ki burası ne mi öyle bir şey söylüyor Rhaenyra. Damon people come here to take what they want. Aynen. Ya Damon'un amacı da o. Direkt amacını söylüyor yani. Zaten bir önceki demiştim yani artık Damon'un ne istediğini anlıyoruz herhalde diye. Burada direkt söylüyor zaten. Açık açık buraya söylüyor. Ben dediğimi almaya geldim anam. Amcamla delirmeceler. Amcamla çıldırdık. Zaten ama işte sonrası daha önemli burada ve tahrik ediyor. Bu arada zaten Çakal amca baştan içirmeye başlıyor. Daha sokağa çıkıyorlar eline veriyor içkiyi. Böyle sert de bir içki olduğunu anlıyoruz. Bütün gece içiriyor bir de kızı piç. Ya ondan sonra da... Bira veren amca. Arabayı üstüne süren amca. Aynen tam pis amca ya. Tam yani. Ne şerif. Sonra da bir yere kadar getirip bırakıyor ama sonra da. Zaten istediğini alıyor. Demek ki buradan şeyden hani derdi aslında hani sen dedin ya acaba seviyor mu şey mi yapıyor diye. Önce şapkasını çıkarıyor ama. Evet önce çıkarıyor. Herkes bir görüyor. Çünkü o hareket mesela direkt Damon'un artık... Çünkü böyle Damon 4D chess mi oynuyor acaba ne amacı var falan diye düşünüyorsun. Ama aslında orada görüyoruz ki herifin amacı aslında direkt Rhaenyra'nın ya orada ilişkiye girmek ve de Viserys'i evlendirmek zorunda bıraktırmak kendine. Ya da işte Rhaenyra bu dedikoduyu çıkarıp gene ilişkiye girmeden bile hani evlenebiliyor. Zaten onu deniyor sonra. Hani şapkasını çıkarması demek, buyurun Rhaenyra burada diye ilan etmesi demek. Yani Miseria'nın laf götüreceğini bilmese de orada kesin birilerinin Rhaenyra'yı tanıyacağını biliyor yani orada. O kasıtlı bir hareket. Ama ilişkiye girmemesi ilginç bir detay bence burada. Şimdi ilişkiye girmemesi konusunda, ha bu arada bir de bu tiyatro oyununu izlerlerken çok uzun bir bakış sahnesi var. Damon Rhaenyra'ya bakıyor. Orada direkt önce bir bakış sanki tiyatro oyununa olan tepkisini izliyormuş gibi başlıyor böyle bir. Sonradan gözlerini alamıyor resmen adam. Evet, yani orada güzel bir oyunculuk da var. Fena kitleniyor. Hani bir bakayım. orada artık yavaş yavaş bu ben hani Rhaenyra istediği iyice gözümüze sokuluyor. Şimdi sevişme sahnesine gelince burada ben izlediğimde güzel buldum. Yani şey olarak güzel buldum. O belirsizliği hani tam olarak ne yaşandı şu anda? Damon yaptığının yanlış olduğunu anlayıp gitti mi? Yarı yolda bırakıp. Yoksa Damon gene aynı sorunu mu yaşıyor? Hani gene iktidarsızlık mı geldi başına? diye düşündüm. Ben şey olarak yorumladım açıkçası. Yanlış olduğunu anlayıp bıraktı. Ben de öyle anladım. Hem de Rhaenyra'ya çünkü Rhaenyra değil orada derdi gibi anladım ben de. Dediğine katılıyorum. Yani... Ama maalesef Inside the Episode'u izlersen iktidarsızlık olduğunu söylüyorlar sebebini. Ha. Ama bak o zaman o zaman sahne biraz kötüleşiyor. Yani onu anlamıyoruz biz orada tabii. Yani... İşte bunu bir yönetmenlik başarısı mı olarak açıklarsın. Çünkü bazı insanlar da gelip hani kadın yönetmene laf söyleyecekler ya hemen yönetmen uzmanı oldu ya şu olaşacaklar. Neyse şey. Bu yönetmen hiç iyi değil. Anlatamadı orada ne olduğunu. Bence asıl belirsiz olması güzeldi. Yo, evet o açıdan iyi canım. Röportajda yok iktidarsızlık demeleri salaklıktı. Heh. Bence o kadar şeylere girmemeleri lazım. Çünkü aynı şey
Kristen Cole'la olan sahnede de var. Orada da bir şey consent, hani o onu kimin consent var mı burada, hani isteyerek mi yapıyor yoksa zorlanıyor mu, belirsizliği var. Burada ya kötü olan zaten senaryo olur abi, öyle olursa. Yani senaristler kafasından bunun iktidarsız olduğunu düşünerek yazıp yönetmen de bunu belirsiz bıraktığında anlaşamadılarsa bu başka bir sorun zaten. Yönetmenin belirsiz bırakması normal. Bu zaten işin sanatının doğası bu. Ya yani orada biraz seyircinin aynen anlaması lazım. Belirsiz olması benim için güzeldi. Sana bırakıyor artık hani onun kararını. Ben daha çok şeyden sonraki röportajda evet evet iktidarsızdı o filan. Tabii ki de bir foreshadowing'ini de gördük o iktidarsızlığı. Evet. Sonra Viserys'in önünde bunu inkar etmemesi de iktidarsızlıktan dolayı bitiremediğini destekliyormuş gibi oluyor. Çünkü ben yapmadım demiyor yani. Ben son anda vazgeçtim de demiyor. Hani yapacaktım ama yanlış olduğunu anladım, vazgeçtim demiyor. Yaptım, beni evlendir diyor yani. O yüzden buradaki sahneyi sanki o röportajla biraz mahvetti adamlar gibi geldi bana. Evet, röportajı bilmiyordum. Benim için de kötü oldu. Ben de o itirafını... Hatta şey gibi geldi ya. Söyle abi. Hani cinsel olarak domine etmekten zevk alan insanlar bir anda orada Rhaenyra kontrol elini alıyor ya. Evet. Şey olarak. Baskın oluyor. O baskın hale geldiği anda bırakıyor ya. Acaba hani böyle öyle de bir düşündüm. Hani Rhaenyra kontrolünü aldığı anda Daemon bundan... Bunda haklısın. Şeyim bozuldu. Bu yönetmenin bakış açısı işte. Yani güzel. Yani evet, burada kadın evet, gözünden kadın bakmış. Olması, evet, zaten o açıdan güzel. Daha iki tarafında eşit şeylerde oynadığı bir sahne çekmeye çalışmış. Yani erkeğin domine ettiği, erkeğin tamamen kontrolü ele aldığı bir sahne değil. Kadının da kontrolü ya da kadın için de bu aynı şekilde Bir de ilk bir kez zevk veren deneme tabii. De bir tabu değil yani. Aynen. Olarak işlenmiş. Sanki Daemon Rhaenyra biraz fazla istekli hale gelince böyle keyfi kaçmış gibi oldu. Ya dur şimdi, ben power trip yapacaktım burada. Domine edecektim ben. Sen benim için tabuydun hani. Şimdi söyle, isteyince olmadı güzel. Olma. Bozdun hepsini. Ya. Oyuncağımı böyle bozdun. Aynen. Aynen. Ya. İstemeyen biri var mı? Gelsin. diye. Bunda çok aynen, haklısın. Aynen sanki yani. Orada bir... Hani bütün bu şeyin içine sıçıyorlar tabii bu şeyden sonraki röportajla, ama bunları yapmamaları lazım bence. İşte... Yapacaksan daha detay şeyler de yap. Gelip bana benim yorumuma bıraktığım bir şeyi açıklama yani mal gibi. Hani tam hatırlamıyorum, yönetmen miydi? Cognal'dı galiba söyleyen. Çok Sanırım kötüymüş yönetmen abi. söylemiyor. Yönetmen söylemez ya. Zannetmiyorum yönetmeni söyleyeceğini. Çünkü mesela Better Call Saul'un da ben podcastlerine biraz bakmıştım. Orada asla bu kadar kritik sahneleri açıklamıyorlardı. Hani ya bunu düşündük derken şeyi anlatıyor işte. Böyle gözüksün istedik. Karakter şöyle düşünsün, yani gözüksün istedik. Bilmem ne, şöyle düşündüğünü vurgulamak istedik diyor, o kadar. Şimdi ben de çünkü şöyle düşünmüştüm. Seninle birçoğuna katılıyorum. Benim için de Daemon ana planı zaten Rhaenyra'ya karşı ve Viserys'e karşı bunun aileden gelen bir sevgisi de var ya. Bir yandan da elde etmek istedikleri var. Yani o istiyor ki onların yanında olsun, beni kabul etsinler. Şimdi bunu yaparken de çok da bokunu çıkarmak istemiyor. Yani çok ciddi bir zarar verdiğini görmedik. Şimdi burada ne, yani sevişse ne kadar büyük zarar vereceğini biliyorum. Onun ihtiyacı olan bu dedikodu. Bu dedikodu ona yetecek. Yani Rhaenyra'ya bir zarar vermeden de bu dedikoduyu alsa onunla evlenmeyi becerebilir. Aynen, şapkayı çıkarmasıyla olan şeyi aynen, o zaten. Aynen. O yüzden bana mesela çok okeydi. Geldi, sevişmedi, vazgeçti. İşte Rhaenyra daha böyle kontrol alınca da biraz böyle şaşırdı hatta belki de. Ulan çok mu ileri gittik falan gibi oldu. Sonra da yalan söyledi, istediğini aldı, alamadı. Orası tartışılır. Ama işte dediğin gibi bu röportaj gelince bütün sahnenin büyüsünü öldürdü şu anda. Aynen. İnanılmaz oğlum ya. Kusura bakma, ben benim sonra söylemeyeceğim. Sorarsan ben olmuyor. Sen de bilmiyorum Tanca. Kendim yorumluyorum. Yapmıyor video falan. Kapatıyormuşum videoyu böyle bir anda. Sıtama basıyor. Yorumlamıyorum arkadaş. Kendiniz yorumlayın. Elif kızdı bize ya. Siktin atın diziyi falan. Yok, ben yani... podcastçilere kızıyorum şu anda. Yani, ayıp etmişler. Ha yani ben de onlara kızıyorum. Yani nerd detayları açıkla bana. Gelip de ana şeyi, bu arada hani
Game of Thrones'da da 8 sezonda 800 tane sevişme sahnesi çektiler. Tek birine bile hikaye anlatımını bu şekilde yedirememişlerdi içine. Aynen, yani hiç olmamış. Seksin bir işlevi var yani. Hani ben zaten seks sahnelerine çok böyle mütehassıp bir insan olduğumdan değil de artık bu bende biraz şey haline aldı. Ne zaman bir filmde seks sahnesi görsem bunun gereği var mı diye hep böyle düşünürken buluyorum kendimi. Hani neden seks var burada? Burada var işte. %90'ında seksin bir anlamı olmuyor genelde. Yönetmenler göt göstermeye çok meraklı olduğu için. Her neyse o kadar da şey değil. Ya yani bir burada dönem... mesela direkt şey yani bir şeyi, bir hikayeyi, bir karakter gelişimi var yani o sahne içerisinde. Dediğini şu destekliyor bu arada abi. Me Too'dan sonra bunu daha iyi anladık. Bir dönem bak Türkiye'de de öyle, Hollywood'da da öyle. Hatta dünyanın birçok yerinde de öyle olabilir. Sırf yapımcı ile yönetmenin 31'i için zaten insanlar soyulup seviştirilmiş yani. İnanılmaz da iş bir ortamı. Ne girin yani niye Hollywood'dasınız? Ne getiriyorsanız getirin şeye, o zikiştirin yani. Bunun da sektörü var. Tabii canım. Niye bizim film şeyimizi zikiyorsunuz? Zaten bir Bir de şey yerden var. sonra... Heh, söyle. Eski yaşlı Hollywood aktörleri genç Hollywood aktrislerine tanışabilsin diye film çekiyorlardı şey Tabii. gibi. Will Smith'in Margot Robbie ile film çekmek için kıçını yırttığı gibi. Rezalet ya. Yani, İnanılmaz abi yani. aslında hikaye anlatımı olarak benim yani çok fazla hatırladığım seks sahnesi yok yani bu kadar işlev gören. Tabii. Bu arada ben şuna da bağladım ikinci izleyişimden sonra. Bu arada ben bir boş izliyorum diziyi. Yani onu da izleyecektim. Böyle oturuyorum. Çay, çorba, Aynen yemek, ben de. cips falan bir boş akıyor böyle. Aa neler oldu be, ne vurdu ona falan. İkinci Ha, ben tur. zaten konuşursam birinci de durdurursam filan kafamı vuruyorlar. Ha O yüzden tabii. devam. İkinci tur bu bölümde benim 3-3,5 saat sürdü. Yani dur, not al, diyalogları yaz falan. Bütün sevişme sahnelerinin hepsini durdurarak mı izledin? Dur lan, Rhaenyra'nın götünü O bana görebiliyor kalsın. O bana kalsın. Ben mi lan o? Gözünü kısarak bakarsan. Bu arada bak çok takdir ediyorum. Yine yönetmenin bence detayı bu. Game of Thrones'larda çok hatırlamıyorum. Gay çift de vardı alanda. Artı Aynen. kadınların, yine sen de biraz belirttin. Kadınların çok fazla böyle erkeklerin üstü olduğu pozisyonlarda gösterilmediği sevişmeler vardı. Hep böyle dengeli. Artı olarak Rhaenyra'da inanılmaz bir seks objesi tırnak içinde haline gelmemişti sahnede. İşte bak bu memelerimi, meme ucunu görüyor musun falan gibi olmadı yani. Sen dondurmuşsun ama bulamadın herhalde. Mehmet. Bulamadım abi, çok detaylı baktım göremedim. Neyse şunu diyecektim. Zaten şey dedi röportajda ya, yıllardır hani kendi bir sevişme sahnesinin nasıl olacağına dair olan alışkanlıklarım Hollywood'dan geliyor. O yüzden kendimi zorladım yani o alışkanlıklardan kurtulmak için. Çünkü kadın kendisi de film izleyerek büyüdüğü için Tabii. bir sevişme sahnesinin nasıl görüneceğine dair bir şey var kafasında. Onu yıkması gerekiyor önce bu sevişme sahnesini farklı gösterebilmesi Aynen, onun için. için bile zor. Doğru. Burada benim long shot'ım şu oldu. Ona gelecektim. Otto'yu kesti dedim ya en başta Damon geldiğinde. En sonunda da zaten Otto'yu kaybediyoruz. Yani ve Otto işte zaten Alicent de öyle. Bunlar zaten muhafazakar kardeşlerimiz. Bu olayın etkisinin zaten bunlar tarafından hem Rhaenyra'yı hem de Viserys'i çok zor duruma düşüreceğini, Otto'yu bunun kulağına gidip şeye söyleyip Otto'yu da çok zor duruma düşüreceğini yani o kadar planlamış da oynayıp olabilir. Oynamadığına emin değilim. Dediğim gibi hani onu diyorum ya hani birazcık şeydi. Damon bütün bunları bu kadar planlayarak mı yapıyor? Yoksa Damon'ın aslında bütün derdi Rhaenyra'ya ulaşmak ve de onu yapmak için hani sanki acemice işler yapıyormuş ama onun sonuçları sanki yani böyle çok O da olabilir, planlıymış o da gibi olabilir. gözüküyor. Hani bu zaman başka bir şey yani. Bizim yorumumuza bırakılan başka bir şey de bu. Aynen. Hani Damon'ın ne kadar planlı gittiği senin yorumuna bağlı yani. Tamamen random gidiyordu diyebilirsin. Bana sanki de tamamen böyle improvize gidiyormuş gibi geliyor.
Bunun zaten ipuçlarını da işte atınca hep kafan karışıyor işte. Şapka çıkarma konusu da var. Hayvan gibi içip sızması da. Lan akıllı düşünüyorsan niye bu kadar içip sızıyorsun? Ayık kalsana salak falan oluyorsun. Mesela çok içip artık bir ayağa kalkamayacak hale gelmesi de röportajı destekliyor. Yani ya yine beceremedik ha falan deyip salmış böyle. Aynen. Bir de hani bir şeyler hissettiğini de destekliyor. Çünkü belli evet. ki şey aşk acısı vurmuş. Şey, aynen şeyle platonik aşkımla bir araya geldik ama beceremedim. Olmadı. Unutmak için içiyorum. Bu sahnenin paralelinde tabii Alicent de var. Senin dediğin gibi. Şimdi oraya şey geçiyoruz. Aynen. Yani Alicent de paralelinde bambaşka bir dünyada. Alicent'a çok üzüldüm lan ben bu bölümde harbiden. Yönetmenlik açısından şunu söyleyeyim. Bu arada Alicent'ı oynayan aktör adı neydi? Emily Carey mi? Galiba. Emily Carey'e bakayım hemen. Bu senaryo gittiğinde Emily Carey 17 yaşındaymış. 2 sene önce gitmiş senaryo. Senaryoda 47 yaşındaki adamla sevişme sahnesi olduğu yazıyor tabii. Aha. 17 yaşında bunu okuyunca biraz tabii panik olmuş. Sonra bu şeyde intimacy coordinator denilen bir şey getirmişler sete, biliyor bilmiyorum, başka ben hiç duymamıştım daha önce. Tamamen bu sevişme sahnelerini koordine eden İngilizlerde ve Amerikalılarda oluyor galiba. Türkiye'de falan diyorlar da. Türkiye'de intimacy coordinator ne yaptın abi? İngilizler bayağı evet. dikkatli bu konularda. Amerikalılar da öyle genel olarak. Okey. Yani burada onu getirmişler Emily Carey'e yardımcı olması için. Hani tam olarak ne yapıyor yani bilmiyorum da. Hani, çükünüzü şuradan şuraya koy biz eriz falan diye. Ya şöyle benim bildiğim birkaç sürtme konu o kadar kızlar. Sürtme. Stopayla duruyor falan böyle. Zemişil gibi yapacaksın. Ay! Vuruyor biz erize. O yüzden sürtü yara içindeydi diye biz derisin, o yüzden. O yüzdenmiştir. Her sürttüğünde Emily Carey'e vuruyor böyle. Sürttü. Mahvoldu adamın. Ya kazayla oldu arkadaşım. Sürtme kız anasın. Benim bildiğim bir psikolojik olarak destek oluyor orada. Hani anlatıyor. Yapabilirsin bunu sen. Yani, tam tersi. Abi adam yapamadı valla. Aynen. Damon'a gidiyormuş değil mi aslında? Matt Smith'in de öyle bir sorunu varmış falan. Neyse. Damon'a Fatih Terim geliyor. Hadi bam bam bam. Yaparsın bunu sen Damon. Pötü şeker basar falan anlatıyor da. İşte, ne diyorsun hocam falan diye. İmparatorum diye gelmiştim Damon. Ben. Bizim hiç anlamamış falan. Neyse, motivasyon benim işim. Benim bildiğim bir psikolojik olarak orada yani destek vermek. Hele bir de hani tecrübeli oyuncu değilsen sorun. İkinci olarak sahnenin koordinasyonunu da alıyor. Mesela o sahnelere sadece görüntü yönetmeniyle yönetmen giriyor mesela. Işık mışık her şeyi kurup herkesi dışarı atıyorlar. Bütün ekip 31 çekti. Herkesi dışarı atıyorlar. Damon gelip şey bakıyor falan. Secret Passage'e geçmiş, oradan izliyor. Aynen. Yani genel o bir şeyi, motivasyonu sağlıyor orada yani. Biraz gerçekten zor iş. Yani sırf şey de değil benim bildiğim. Sevişme de değil, çıplaklık da. Aynar su döküyor falan. Ekime. Hoca niye böyle oldu ben de anlamadım falan diyor. Kesim geliyor. Bir tane tip böyle elinde sopayla gidip milletin çükküne vuruyor. Ellemeyinden kendinizi. Neyse. Ya benim bildiğim böyle. O yüzden dediğin konu mantıklı yani. Hele bir de yaş sorunu zaten hani gerçek hayatta zaten yaşı geçiyor. Yani 18 yaş üstündeler. Ama tam 30 yaş var aralarında canım. Şey 47 yaşında şey. Onu söyle canım da hani karakter 18'inden büyük diyor dedim. Ha evet evet. Ha, şimdi 18'inden büyük Emlik yani ama senaryoyu okuduğunda 17 evet, yaşında. 17'ymiş. Gerginlik yani abi. Zor iş. Aynen. Bir de şey tabii Game of Thrones'un biraz ünü var. O biraz şey yapmış. O ne yaptıracaklar lan bunlar bana falan evet. diye tırsmış. Ki bence yine çok tadında tonunda asla yine zor durumda bırakmayacak. Seyirciyi de böyle üf be hadi bakalım bir 31'imiz var falan düşürmeyecek bir sahneydi. Alicent'ın tam tersine. Yok muydu meme? Meme'yi ben bulamadım abi yine durdurunca. Ben mesela, bulunca bana link at.
Şeyde gizli mersi şey kamera arkası varmış değil mi? Hiç kimsenin bilmiyordu. Handmaid's Tale geldi aklıma. Handmaid's Tale'ı izlemiş miyim bilmiyorum. O da böyle işte Amerika'da kadın erkeklerin üremesiyle ilgili sorunlar olsa da kadınların çocuk doğurganlığı çok düşüyor. Erkeklerin üreme sorunları bir kenara atılıp dini devrim oluyor ve bütün kadınlar üreme aracı haline geliyor. Aslında çok uzak değil. Yani Alicent'ın buradaki temsili de var. Hani Alicent'ın karakteri dışında. Bir kez daha işte bütün aslında Westeros'ta kadınların üreme aracından çok fazla ilerisi olmadığını, Alicent'ın o işte o sahnedeki duruşu, yanak sahnenin işleyişi de öyle. Ayrı odalarda yatıyorlar. Paşam gece çağırıyor bir anda ve çok şaşırıyor buna hatta. Normalde bu kadar çağırmıyor belli ki. Niye çağırdı lan şimdi Allah Allah falan deyip bayağı bir şok oluyor orada ya. Güzel bir sahneydi o yüzden. Sabah ereksiyonu. Sabah mı oldu? Sen diye. Gece miydi? Kaçtı sağ kafada gitmiş yani orada. Ben şey diyecek zannettim ya hizmetçi ya. Sen gidip şunu bir ver. Uğraştır beni, kaldırma ya. Yorma beni. Anlamı zor. Ama şey zaten sanırım. Bu zaten şey tabii ki zıt olarak yani Rhaenyra ile aynı paralelde koyulmuş olmaları tabii ki güzel tabii. Bir şey. Tezat durmak açısından. Hani birkaç birisi, cümle oturuyor yani, zaten üstüne. Yani birisi istediğini almaya çalışırken işte birisi hapsolmuş rolünü oynamaya mahkum. Ne zaman hani seks yapacağı konusunda herhangi bir şeyi yok. Fikri yok. Herhangi şey olabilir. Summon edilebilir. Summon Queen diye böyle büyü yapıyor şey. Geliyorsun. bu seksin ürünü de meyvesi de çok tatsız bir şey olacak gerçi. Tahminim herhalde burada üçüncü çocuğu da koyuyorlar. Evet. O üçüncü çocuk da artık evlat olsa sevilmez zaten. Neyse. Spoiler etmeyeyim. Burada şey cümlesi de üstüne biniyor. Marriage's duty'nin üstüne biniyor zaten Alicent'ın sevişme. Oradan evet. Kat ediyor yine oraya. Aynen, bu arada ilginç bir şey dedin. Çocukla ilgili bir şey var o zaman kitapta. Detay var. Üçüncü çocukla ilgili. Evet. Ha, üçüncü okay. Çocuk olacak. Okay. Sıçar mı? Yapıyorum spoiler. Ama psikolojisi yani çok iyi olmayabilir yani. Olacak. O çocuğun da bu kadar tatsız bir sahneden doğuyor olması sürpriz değil açıkçası. Ha, çünkü güzel. Dediğim gibi evlat olsa sevilmez piç yani. Direkt vur ağzına iki tane otur. Neyse. Güzel, güzel. Bu güzel detay oldu. Yeni Joffrey'miz yolda yani o zaman. Aynen. Burada bir, şimdi Alicent tarafına bir geçtik aslında ama birkaç detayı da hemen yine hatırlatayım ben seyirciye de. İşte parmaklarının gittiğini daha net gördük. Geçen bölümde de biraz görmüştük ama artık parmağını da bırak. Bütün kol zaten artık hareketsiz, zorlaşmış hale gelmiş. Bütün sırtı yara bere içinde. Olsun. Intimacy Coordinator sıkmış belasını. Evet orada belli ki dayağı yemiş. Tahta oturmuyor meselesi gene burada da görüyoruz yani iyice yaraları şey yapmış. Burada gelmişken aslında bu tahtın üzerine oturanı yaraladığı ya da öldürdüğü ya da sevmediği muhabbeti evet, gerçekten çok böyle şey bir mesele. Belirsiz. Hani George Martin hiçbir zaman detayına girmiyor. Böyle bir şey var. Ne bileyim söylenti var. İşte alegori gibi biraz orası yani. Yani Maegor en mesela sevilmeyen, en nefret edilen kral bir gün tahtta otururken ölü bulunuyor. Taht bu adamı kabul etmedi, öldürdü falan işte. Bildiğim birisi adamın kesti boğazını. Yani şey değil. Hani tahtın falan bir sikim yaptığı yok. Ama şöyle bir yorumu var. Hani tahta oturmak öldürüyor değil mi? Oturmak değil. Fiziksel tahtı, değil yani. Genel olarak kral olman ölüme gider. Ölümden kurtulamıyorsun kral olduktan sonra. Asıl şey yapılan bence şu. Taht rahat değil. Hı-hı. Tahtın üzerinde otururken hep sakin olman gerekiyor. Evet bunu konuşmuştuk işte böyle fittiri fittiri oynamayacaksın orada falan diye. Fittiri fittiri oynamayı geç. Eğer duygularınla karar veriyorsan tahta otururken taht seni yaralıyor. Çünkü evet. Duygularınla karar verdiğin zaman hareket ediyorsun ya da bağırıyorsun, çağırıyorsun, üzülüyorsun bilmem ne. Onun şeyi anlatmak istediği ne kadar mantıklı karar verirsen yani ne kadar
sakin oturabilirsen tahtın üzerinde o kadar başarılı kral oluyorsun. Viserys'in de burada artık duygulardan duygulara sürüklendiğini görüyoruz yani. Adam bir gün kardeşiyle sarılırken ertesi gün depresyona giriyor, öbür gün alkol içiyor bilmem ne. Artık tamamen oturmaktan da vazgeçiyor artık. Burada zaten hiç oturmuyor bu bölümde zaten. Hiç bir yere oturmuyor hatta. Hep ayakta. Artık hiç adamın şeyi tadı kalmamış. Yani bir Allah'ın kolu da gelip bir yastık yapmıyor ona tabii. Bu dediğinin zaten şu ilk konuştuğumuzda... Basur yastığını da al bunun üzerine otur demiyorlar. Yani. Yakında ördek de gezecek zaten harbiden. İşeyecek yani ördeği. Daemon'un tahta oturuşunu göstermenin nedeni de buydu diye konuşmuştuk hatta biraz. Daemon inanılmaz böyle sakin ve rahat oturuyor ya bir yandan da. Yani işte Daemon da Maegor gibi bir kral olurdu eğer olsaydı. O da böyle duygularına engel olan bir kral olabilir miydi bilmiyorum ama işte şey bu yani asıl George Martin'in şeyi o yani kralın tahtın kimseyi öldürdüğü falan yok. Ya, Mad King mesela o da her tarafı delik deşikti. Aerys'in yani şey Daenerys'in babasının. Mad King de Mad King yani adam çılgın her tarafı delik deşik oluyordu. Yani işte o ne kadar duygusalsan o kadar taht seni deliyor. Her neyse. Devam et. Dediğine katılıyorum ya kesin. Yani bir somut bir fiziksel tarafı var o gözüken ama senin anlattığın soyut taraf kesinlikle doğru yani. Tahta oturmak sakinlik gerektiriyor. Öyle çıkıp sikine göre takılamıyorsun yani. Bu sahnelerde başka ne gördük? Bir notlara bakıyorum tekrar. İşte Marriage is Duty deyip Alicent'ın artık bunalımlar içinde sevişmesini gördükten sonra en sonda da bir şey daha söyleyeyim. Heh. Bebeği salladığı sahne başıydı geçtim pencere önünde. Ha. En başıydı. Dikkat edersin. Aegon sahnelerinde 100 tane yardımcı vardı etrafında. İkinci çocuğu kız oldu. O kadar yardımcı yok. Evet. Bak doğru iyi hatırlattın bunu. Çok az kişi vardı. Erkek çocuk olunca evde böyle milkmaid bilmem ne altını alan şey mamasını yapan herkes oradaydı. Şimdi tek başına bir de öküz gibi bir çocuk bulmuşlar mübarek. 6 yaşında çocuğu şeye mi koydular? Ne kız böyle bu nasıl çıktı senden? Ha? Yani, her neyse. O pencere önündeki sahne de foreshadowing. Ama oraya hiç girme. Tamam orayı sonra alırız. Zaten şu anda bak dizinin şimdi ilk sezonunu izliyoruz. Yemin ediyorum sırf işte Game of Thrones ilk başı da böyleydi. Şimdi bu House of Dragon daha da iyi gidiyor. Bütün çocuklara ne olacağını merak ediyorum. Yani nerede genç görsek işte bu en başta Bracken'ları kesen bebe de Blackwood bebe de. Öbür tarafta bir tane daha çocuk vardı. Burada 3 tane daha çocuk var falan. Hepsi ne olacak diye merak ediyorum. Artık onlardan kesin bir şey olacak diye. Bracken'lar falan var şeyde Blackwood'lar var ama o bu şey değil. Aynı isimde değil. İsimleri değiştirmişler. Ha okey. Bu gördüğümüz Dondarrion'un ismini de alt yazıda Beric yazıyordu. Beric Dondarrion. Ana. Ha evet. Adam ben şey dedim direkt. Oğlum o Beric Dondarrion'u Toros diriltiyordu ya. Aha hatırlıyorum. Bu aynı Beric Dondarrion. 200 yıldır diriltiyor. Öyle. Aa bir dakika o Beric mi? Ben hani Beric 2 falandır diye şey yapmadım onu. İklememiştim. Yok. Aa. Hayır, adamın adını Beric koymuş. Hayır değil o Beric. Ama ha. Ben öyle düşündüm. Hani Toros diriltiyor ya adamı. Oğlum tamam geyik adamı yapıyorsun tamam. Oğlum bir an şok oldum. Yani. O mu siktir o mu lan falan diye. Ne diyor? 100 yıldır herifi diriltiyor adam artık. Öl artık ama ne yapalım çocuğu falan diye. Yok diriltiriz devam. Tamam okey. Bir an kafam gitti. Olmuşlar. Şeyde zikredilmiyor da alt yazıda Beric Dondarrion yazıyordu. Alt yazında öyle yararları var. İsimleri falan görüyorsun bazen. İyi oluyor bu arada ya. Ben mesela oradaki Baratheon'un adını da hatırlamadım. Bir gittim IMDb'den baktım sonra. Kimdi lan bu falan diye. Onun çocuğu var onu göstermediler. Asıl onun oğlu da önemli bir rol oynayabilirler. Neyse. Görürüz onu. Devam et. Tabii şimdi bu sahne sekansın sonu da önemli. Artık geri dönüyorlar. Alice'ın sahnesini de geçtik. Rhaenyra geri dönüyor. O şey, neyin uyanışı bundan önce miydi sonra mıydı? Neyin uyanışı? Neyin uyanışı? Daemon. Sonra o sonra. Önce Cole'la sevişecekler. Rhaenyra otele geri dönüyor. Otel odasına. Koşarak girince
Aynen. Christian Cole da böyle dur ya bizim komutana haber vereyim ne oluyor falan deyip şok olunca Rhaenyra buna işte gel gel falan deyip bu arada orada gerçekten çok iyi oynamış. Olivia Cooke muydu hatunladı. Bayağı güzel oynamış yani. Pardon Millie Alcock'tu. Orada da biraz işte Cole'la yakınlaşıyor ama tabii şey çok hissediliyor orada. Yine yönetmen burada iyi oynatmış hanım kızımızı. Sarhoş zaten inanılmaz da azmış durumda tırnak içerisinde. Ve Cole orada biraz şey gibi oluyor. Yani hep böyle Hatka'yı baştan çıkaracakmış gibi bir süreçte geçirmedi de bir anda odaya girdi. Zaten her şey için açıktı ve genç kız abi yani ilk kez yaşadığı şeyler. Aklı gitti muhtemelen. Hepimizin o ilk dönemlerini hatırlıyoruz yani. Cole da biraz böyle tuhaf karşılasa da buna yanıt veriyor ve sevişiyorlar. Bu iş nereye gidecektir Burada bilmiyorum bundan sonra. gücünü kullanıp kullanmadığı tabii bir tartışma Evet konusuydu. tabii. Rhaenyra'nın hani bir prenses olarak koluna hayır diyebilir mi diyemez mi? Ama bilerek çok uzun tutmuşlar ön sevişmeyi. Evet. Yani resmen baydı beni. Artık hadi, hadi arkadaş bu kadar ne oldunuz ya? Evet. Ama o biraz şeydi yani, bir anlamı vardı. Kolun karar verecek zaman veriyorlar açıkçası orada. Hani bir anda Rhaenyra gelip onun üstüne atlasaydı o zaman direkt tecavüz olurdu. Ama o çok uzun tutarak ön sevişmeyi orada bir yavaş yavaş şeyini çıkarması ve en son Bayağı korkuyor hani zaten. beyaz pelerini çıkarması orada karar aldığının şeyi. Çünkü o pelerin onu sevişmemesi gerektiğini söyleyen Aynen. pelerin yani sonuçta Aynen. yasak Kingsguard'ın sevişmesi. O beyaz pederi çıkartana kadar zaten kol bayağı şey belli ki düşünüyor yani. Ben bu işin cezası iyiydi ama Rhaenyra da Artık valla geri dönüş yok bilemedim. diyeyim. Belli ki bayağı bir gidiyor geliyor adam yavaş yavaş. Ne yapsak diye. Zaten Ve Rhaenyra'nın bu marriage is a death sentence diyor ya bir yerde. aynen. Death Sentence böyle oluyor Rhaenyra işte. Bu adamı yakalarlarsa prensesi zikerken herifi direkt şey değil hatta daha önce bir Kingsguard'ı Jaehaerys zamanında yakalıyorlar. Üç tane karısı, beş tane çocuğu mu ne var adamın böyle. Oha. Oğlum sana yasaktı bu lan diye. Sen ne yaptın böyle diyorlar. O adamı duvara yolluyorlar ama prensesi zikerken yakalarlarsa seni direkt alırlar kafanı. Tabii. Önce tükünü keserler sonra kafanı keserler. Ya zaten burada O açıdan daha kritik olan herhalde şu. Rhaenyra dedik ya şeyde de Daemon'a karşı bir üstünlük alırken orada yarım kalıyor. aslında çok kendi tercih gibi başlamıyor. Bir yandan da alkollü, burada da alkollü ama artık biraz daha kontrolü almış. Burada tamamen kendi tercihiyle oluyor. Yani bütün burada zaten belli tercihler bir onun. şey vardı. Yavaş yavaş altyapı vardı. Geçen bölümde de vardı. Hatta bizim konuşmadığımız, bizim bahsetmediğimiz bir sahnede Viserys gelip şu notları alırken de bütün hep Crispin yazıyor. Kristen yazacağıma. Crispin kesin. Crispin. neyse hani şey Viserys gelip Kristen'e şey diyordu ya Rhaenyra nerede diyordu. O da böyle şu an nerede olduğunu söyleyemem ya da bilemem mi? Tam böyle yuvarlak bir cevap veriyor yani. Evet. Bilmiyorum demiyordu. Orada krala yalan söylediği direkt foreshadowing'ti yani. Hani adam Kingsguard hani krala yalan söylemesi de hatta idam cezası olabilir. Sonuç olarak büyük yemin ediyor bunlar. Hep kralı koruyacağım, şey yapacağım. Orada Rhaenyra için Viserys'e yalan söylüyordu. Çünkü Rhaenyra'nın nerede olduğunu biliyor yani kesin. Çünkü zaten Godswood'daydı o sırada. Her neyse burada da sonra işte ormanda belli bir şey oldu. Yakınlaşma gösterildi. Orada Hani iki karşılıklı sevişmediği tahmin ediliyordu da sevişmemişler orada zaten. ha ben belki hani orada bir şey oldu mu diye düşündüm açıkçası. Olmuş. Burada da karşılıklı bir attraction olduğu belli ama o sadece tabii ki İki taraf için şey biraz farklı sonuçlar. Hani bu tamam sen belki hayatını kaybedeceksin. Belki baban sana kızacak. Belki işte krallık için bile önemli olur. Bu adam ölecek yani. Bunu yakalarlarsa kraliçeyi şey yaparken ölecek. O yüzden biraz asimetrik bir güç şeyi vardı. Dediğim gibi çok uzun tutarak o Crispin'e belli bir çıkış şeyi vermiş yönetmen.
Hani bize söylemiş yani. Bir belirsizlik de oydu. Dediğim gibi bir önceki bir Evet. sahnede Damon'a ne olduğu belirsizliği vardı. Burada da tam olarak hangi bir güç şeyi var, kullanımı var mı, otoritesini mi kullanıyor, o belirsizlik var. Kullanmasa bile Ama bilinçli olarak düşünmüyor da. Yani bu dediğinden yola çıkarsam sonucunu da düşünmeden hareket ediyor. Hem kendi için hem Cole için. Yani kendi için zaten düşünmüyor da. Cole için de düşünmüyor. Yani biraz böyle yani kol için çok ağır sonuçları var. O düşüncesiz yüzden yani. yani evet birazcık yani kolun da burada oradan çıkacak şansı vardı. O yüzden her ikisinin de yaptığı bir hata olarak şey yapabiliriz yani. Sonuçta o da basıp gidebilirdi. Tabii. Hayır deyip. Hatta Östis'in o şeyinde iki versiyonda Cole'un Rhaenyra'yı reddettiği söyleniyordu. Hani Rhaenyra gitti Ha. Cole'la yatmaya çalıştı. Ama Vay bak. Cole'unu reddetti diyorlardı. Bu da bir versiyondu yani. Ama İlginç. demek ki reddetmiyormuş ya da dizinin versiyonunda. Reddetmiş. Çünkü neyse spoiler vermeyeyim ama anlatımlar bir versiyonunda reddetti deniyordu. Bir versiyonunda Rhaenyra Cole'u reddetti deniyordu galiba. Ama ikisinin seviştiği hiçbir zaman kesin olarak yazılmıyordu. O zaman yine kadının algısında, kadının bakış açısında gördük ki sevişmiş kendi tercih. Yine burayı da değiştirmişler. Güzel detaymış. Yani burada biraz da şeyde de zaten bu Viserys, Daemon, Rhaenyra üçlüsü bana da hep şeyi hatırlatıp duruyor bu. Doran, Oberyn, Arya Martell de üçlüsünü hatırlatıyor. Arya Martell de Aerys Hawkheart diye bir Kingsguard'la yatıyordu. Hatta o 5. kitaptaydı. Aerys Hawkheart Arya Martell'le yatarken ya da sevişeceği sahnede Kristen Cole'u düşünüyordu adam. Kristen Ha. Cole da yaptıydı bunu falan gibisinden bir cümle geçiyordu. Aa, ilginç. Oha, bunu Direkt 160 yıl öncesine referans veriyordu adam orada. bunu hatırlamıyorum. Yani İnanılmaz bir işte şey. Çok yaşa. neyse. öyle de bir şey var. Okey. Bağlantı var. Christian Cole zaten gelişi itibariyle daha da kritik role gelecek. Şimdi buradan Kristen Cole evet, biraz coşacak evet. Neyse Bir devam et. kritik yere gelecek aynen. Buradan White Worm denen bebeğe geçiyoruz. Aslında zaten gördük Rhaenyra Pleasure House'dan çıkarken bir tane çocuk orada oturuyordu. Hemen peşine düştü. Ha dedik tamam. Zaten Game of Thrones izleyenler Littlefinger'dan buna alışık. Littlefinger'ın da her yerde hatta Varys'in de her Varis. yerde bebeleri vardı. Hatta Maester'ın da vardı. Daha sonra Maester'a geçiyordu. O Deli Maester vardı ya bir tane. Onun da bir sürü bebesi vardı. Bu bebeleri Evet. kullanıyorlar zaten. Burada daha ilginç olan aslında White Worm'u gördük. White Worm'un hikaye haberi göndermesini de gördük. O kısma sonra geçeceğim ama burada daha önemli olan Daemon Miseria sahnesi ve White Worm denen çocuğun gelip Miseria'ya para vermesi. Whiteborn Miseria abi. Ha? Whiteborn Ha Miseria'nın para çocuğun lakabı. adı değil miydi? Orada çocuk White Worm haber getirince ben çocuğun lakabı zannettim. Yok, Miseria'nın lakabı Ha, White okey. Worm çünkü kitapta teni çok beyaz. Ha, okey. O yüzden Çocuk White Worm diyor. geldi ya orada. White Worm geldi falan deyince ben dedim ulan çocuğun lakabı herhalde. Okey, onu düşünmemiştim. Yok, o Miseria'nın lakabı. Tamam. Miseria zaten çocuk parayı getirdi. Ve aslında burada daha da önemli bir konu var. Şeyi de anladık. Ben olsam o sahneyi koymazdım ha. Bence iyi olmuş ya. O kadar da boş bırakmamak lazım. Ki çok hızlı geçiyor Boş değil abi. sahne. Tamamen şeye bırakırdım ben olsam. Daha ince bir şey koyardım. Hatta sadece White Worm demesi bile yetebilirdi Otto'nun. O çocuğun oraya... Neyse daha ya şey değil. Yani biraz bariz olmuş. O çocuğun oraya gelip parayı vermesi falan. Ama çok hızlı geçiyor. Eğer... Ben dikkatli seyirci değilsen çok yakalayamayabilirsin. Çocuğu çünkü çok göstere göstere vermiyor. Böyle bir kenardan geliyor, bir para atıyor, gidiyormuş gibi bir tane çocuk girip çıkıyor oraya. Yani Şimdi olabilir eğer yakalayamayan varsa daha dikkatli izleseniz oğlum diziyi niye yakalamış? Neyse. ama burada önemli olan şu bence. Birinci konu Kancan gibi 400 kere durdururum oğlum. Bakın meme falan bulursunuz. durdurarak izle.
Bu Miseria'nın artık Damon'un yanında olmadığını gördük. Damon şeye gittikten sonra Stepstones'a. Miseria oradan salmış. Hatta Damon da birazcık bokunu çıkartıp common whore falan diyerek o da böyle bir gaza gelmiş. O da o kadar common değilim artık. Senin şansını ben yaratıyorum. Seni ben koruyorum. Şanslısın falan gibi laflar ediyor. Bunun aslında yaptığı için çünkü seyirci şey olabilirdi. Ya ne önemi var ki bunun diyebilirdi. White Worm olduğunu ki bak bence şey hatalı olmuş. Şimdi tekrar geri soruyorum. Yani kendi izleyici deneyimimden yola çıkarak White Worm'dan haber geldi deyip çocuğu gösterince seyircinin zaten kafası karışabilir. Çocuk yani o yüzden tekrar döndürüp bağlamak zorunda kalmışlar. Çocuğu oraya koymazdım abi. Heh. Sadece White Worm derdim. Ya da çocuğu White komple çıkarman lazım. Aynen. Çocuk kafa karıştırmış yani, orada. Miseria'yı tamamen değiştirmişler zaten. Bunların hiçbirisi kitapta yok. Daha sonra önemli olacak ama şu ara yani şu araları pek görmüyoruz Miseria'yı. İlk bu şey olduğunda o Viserys'in oğlu öldüğünde doğumda bu Miseria'nın mekana gidip Daemon bir seviniyordu hani böyle bir içiyordu filan. Evet. Orada da işte bu Air for a Day lafı Daemon'un ağzından çıkmıyordu aslında. Ama ertesi gün Otto gidip şeye Viserys'e işte Daemon gitmiş senin oğlanın ölümünü kutlamış. Orada da Air for a Day demiş dalga geçmiş diyordu. Evet. Orada bir şey vardı. Acaba Miseria Otto için mi çalışıyor? Diye bir şüphe şey yapanlar vardı. Açıkçası Otto için çalışması da gerekmiyor. Yani direkt o sadece information broker işine girmiş olabilir yani. Belli bir amaca hizmet ediyor değil. En fazla parayı verene bilgi satıyor da olabilir. Kendi mitini kurmuş çünkü, yani. Çünkü orada diyor ya yani işte skin trade çok para kazandırmıyordu falan diyor. Bu arada skin trade de George Martin'in hikayelerinden birinin ismidir. Ama ha. hikaye werewolf'lar hakkında inşallah Miseria'da werewolf falan çıkmaz yani. Ha yok zannetmiyorum. Her neyse. sadece işte belli yani Otto için çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Ama belli ki Daemon da artık umurunda değil yani. Daha fazla para veren için bilgi alışverişi işine girdim diyor yani. O meşhur Varys'in de çok kısa sürede çünkü Varys de şey olarak başlıyor ya hırsız olarak başlıyor şeyine işine evet. Kariyerine orada çok kısa sürede ben işte cüzdandaki mektubun cüzdandaki paradan daha değerli olduğunu öğrendim diyordu. Yani bu işte information bilgi ticareti bilgi değerlidir. Şeyini öyle. Burada da aynı şeyi söylüyor Miseria zaten. Ben artık seks işçisi değilim. Ben bu bilgi işine girdim işte. Yakında da şey Bitcoin işini açıyoruz falan diyor. Neyse. Kapalı çarşıda mekan açacaklar değil mi? Kuyumcuya giriyorlar. Bizim app de çıkıyor falan. Abi Ethereum bridge'i kuruldu falan diye anlatıyor böyle. coin bro olmuş o şey. Her neyse Miseria'da işte Otto da bu arada hani şeyde o Dragonstone sahnesinde Otto haberi orospu falan deyip duruyor ya sonra demiştik bu da timing gibi yakında evet. Yakalanır yatakta birisiyle diye. Burada da harbiden yatakta yakalanmamış olsa da belli Otto da aynı iş tutuyor hemen şeyle. Dediğim gibi Miseria ileride sanırım şu anda bizim görmediğimiz şey Master of Whispers. Yok şu anda. Resmi olarak bir kurum da değil zaten. Daha önce gayri resmi Master of Whispers yapmış birisi var. Ama sonradan direkt Small Council'da bir şeye dönüşecek. Pozisyona mı dönüşecek orada? Pozisyona dönüşecek. Varys'in olduğu, Blood Raven'ın olduğu pozisyona dönüşecek. O yüzden ya böyle bir karakterler o pozisyona ihtiyacını doldurmaya çalışıyorlar. Hazırlıyorlar yani, diyorsun. Da sanki, yani daha böyle Otto'yu biz daha çok
İşte o duyulmuş, bu duyulmuş. Hani sanki Otto'nun kendi kaynakları varmış gibi işlendi şu ana kadar. Şimdi görüyoruz ki başka bu işe giren adamlar da var. Hatta başka dedikodu toplayan birilerini de hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hatırlayan varsa onu da bir yere not attım. Not etsin. Geçen bölümde dedikodu toplayan kimdi? Onu bir hatırlayın. Kim vardı lan? Ben de Heh. hatırlamıyorum. Hiç aklıma Meme gelmemiş. aramaktan dizi izlemiyorum Oğlum ben haftada 25 bin şey izliyorum. Benim artık kafam o kadar şey Meme mi? yapmıyor. Ne istiyorsun? Oğlum ben Meme haftada 25 meme görüyorum ya. Yeter yorulsun. Meme'den sıkıldım. Şu an bir yandan kafamda şey dönüyor böyle. Dünkü Slovenya Polonya maçı falan dönüyor böyle. Orada kim bilgi getirmişti falan diye. Doncici kim öyledi lan? Aynen. Ne Neyse. diyecektim? Ha dur, burada bir şey daha Meme. var. Varis konusunu açınca çok bence güzel bir bağlantı. Bilmiyorum bilerek mi yaptı ama acı çekmeden ders alınmıyor diyor Mizerya'da. Varis de böyle acılı bir yoldan gelen bir kardeşimizdi. Aynen. Zaten Mizerya Varys da öyle. esinlenerek o şeyi yapmışlar. Çünkü Yani. kitapta o eski background'ı pek şey değil. Böyle acılı yani çok girilmiyor galiba. Tam hatırlamıyorum ne olduğunu ama böyle Varys gibi her yola geldik bir süre artık ne gelirse ağzımıza Evet. aldık falan diye gelmiyor yani. O bayağı Varys çünkü. sert. Varis'in bayağı sertti hikayesi çünkü. Aynen. Adamın Evet. çükündeki ateşin üzerinden şey gözüktüydü ya, rol gözüktüydü. Ne Evet ya. şey duyuyor ya, kehanet duyuyor ya. Kehanet duyuyordu aynen. Aynen. Artık bu adam nasıl bir travma yaşadıysa. Sonra da Evet. dizi bir de onun intikamını aldırıyordu galiba. Getiriyordu o herifi. Varys'in önüne atıyorlardı şeyin içinde. Öyle Ne? hatırlıyorum. Onun işte çükünü kesen adamı getiriyorlardı Varys'in önüne. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bir kafesin içerisinde mi? Sandığın içinde Ha, galiba. Öyle bir evet. şey vardı. Evet. Diziyi bir O kitapta sildiğimiz oluyor mu için bir hatırlamıyorum. noktadan sonra Aynen. orada... İlginç. Ha, ilginç. Kitapta olup olmadığını hiç hatırlamıyorum bak. Ben de hatırlamıyorum. Bakayım. Yoktur herhalde. Her neyse. Ve buradan da dizinin artık sonuna doğru hızlanmaya başlıyoruz. Otto Viserys konuşması geliyor. Otto böyle kapının önünde bir derin nefes alıyor. Nasıl söyleyeceğim patrona falan diye. Ve bir tripten tribe yürüyor. Sonra da içeri girip şu cümleyi kuruyor. Gerçekten orada Otto'nun bir tane ağzının ortasına vurasım geldi. Bir babaya kızının istismar edildiğini söylemek çok zor diyor. Lan dedim senin ağzına sıçır. Kendi kızına neler yaptın ya şey falan diye bağırasım geldi böyle. Ama sağ olsun Viserys burada belki de ilk kez biraz tabii dinayet ederek de hani onu da es geçmiyorum tabii ama biraz Viserys'in böyle hafiften bir sinirlenmesini biraz böyle trip atmasını gördük. Güzel oldu yani. Aynen. En son dizimiz artık. Evet, ilginç bir sahneydi. Otto'yu oynayan elemanın oyunculuğu da buradaydı. Girerken böyle bir nefes alıyor falan böyle Aynen, gerildi bir. Şimdi baya. hani böyle şey, çünkü şu ana kadar Otto Rhaenyra'yı direkt hiç hedef almadı. Evet. Ağzından Rhaenyra'yı varis ilan etme lafını da duymadık. Direkt Viserys'e söylerken görmedik. Hatta geçen bölümde hani Rhaenyra'yı varis ilan etme demedi. Aegon'la evlendir dedi. Hatta o şey muhabbetinde de başka Laenor'la evlendirilsin falan derken bizim meşhur Maester Laenor çok iyi çocuk ya onunla evlendirin falan derken onu falan da bozmadı falan. Hiç direkt Rhaenyra'nın Alanına üzerine girmedi, gitmedi evet. Otto. Çünkü biliyor ki evet, Viserys böyle bir tepki verecek. O yüzden bu sahnenin başındaki bir şeyi, kararsızlığı şeydi, onu gösteriyordu. Yani lan bu hareketi çeksek mi, çekmesek mi? Yani ama Başımızı herhalde işe alacağız. ya şöyle bir şey var. Hani daha önce konuştuğumuz bir mesele var. Viserys, Rhaenyra'ya olan desteğini hep gizli yani tek birebir konuşurken veriyor. Böyle direkt herkesin görebileceği şekilde Vermedi. Rhaenyra Hiç hakkında ne vermedi. düşündüğünü söylemiyor ya. İşte Otto gibi karakterler bile ne kadar yakın olsalar da aslında Viserys'in ne kadar Rhaenyra'ya bağlı olduğunu pek çözemiyorlar. Orada da böyle bir sorun var. Hani bunu geçen bölüm konuştuk yani azarlarken herkesin içinde azarlıyor. Överken özelde övüyor diye. İşte bu Otto gibi Eleştirmiştik bunu. karakterler de
bunun bence şeyini kaçırıyorlar aslında ne kadar önemli olduğu meselesini. Ondan sonra Otto ve Alicent için de bu geçerli. Hightower her ikisi de bir oğlunun kızı olduğu için resmen seksin lafını etmek bile zor yani adamlar için. O kadar bir tabu haline getirmişler ki aile olarak. Hani hem ne Alicent böyle seksten bahsederken rahat, ne de Otto burada gelip böyle Deneyim de iyi değil. sizin kızı işte şey yapmışlar, şey yaparken görmüşler ben diyor. Bizleriz artık falan hani diyor böyle rahatsız et. Ha, delir. onu rahatsız ettir. Hani bizim kıza gelip burada laf söyleyeceksen delikanlı gibi ne olduğunu da söyle diye böyle ona düğmesine basıyor yani böyle. Hadi bakalım Otto rahatsızsa söyle bakalım böyle. Ne dediler yani böyle ne yaptılar? İşte coupling diyor galiba işte. Coupling Çiftleştiler falan. Ney ne işte diyor, mercimeği fırına vermişler falan. evet. Ney falan. Ne diyorsun yavşak? Açık söyle. Sıvı alışverişi yapmışsın. Ney? Şehvet dansı diyelim. Ney? Krekremen. Ney? Amcamla Delirir. delirmeceler. Tokuşmuşlar. Ne yapacağız? Şey işte, vurdurmuşlar. Pompa. Falan diyor. Böyle. Efendim, Single single verelim falan diyor. Böyle enflasyon adama. Söyle lan. Oğlum pompaya söyle bunu bir artık. Bir yansımıştı. seks de lan. Bu arada ilginç bir şey dedin. Demem mi gerekiyor ya falan diyor böyle. Demem harbiden ödüyor yani böyle. Demem mi lazım artık ya? Bunu ağzıma almam mı gerekiyor? Arada ilginç bir şey dedin. Tek söyleme muhabbeti. Aslında Otto bunu bence dikkate alıyor. Çünkü şey vurgusu yapıyor ya. Konseye girmeden önce önemli bir şeyi size söylemek istedim falan diyor. Hani biraz böyle aba altından sopa mı gösteriyor yoksa olan başımıza iş almayalım diye mi yapıyor? Orayı biraz böyle Yok hani ya burada ben senin yanındayım bize mesajım veriyor yoksa bilmiyorum. yok bence Viserys'in ters tepki vereceğini bildiği Ha için ya orada da konsey önünde rezil olmamak için şey yapıyor bence ya. işte. Yani o yüzden zaten Bunu söylüyor söyleyemiyor yani. özellikle. Ha, bunu Söyle özellikle abi bunu artık. Söyle ne yapıyorlarmış falan sonra diye. da Şey, ot da böyle sikişmek diyene kadar seni burada bekleteceğim okul çocuğu. bu arada bir Her neyse. uyarı, buraya bir uyarı yapayım. Geçen çok komik bir yorum geldi. Abi yorumunuza bayılırım ama geçen gün oturma odasında yüksek sesle izliyordum. Bir anda sikerek bulaşıyor dediniz ve çok utandım yazmış. Kendisinden özür Abi aynı diliyoruz cümleyi ama yüksek sesle açmak da yani evet, yüksek ayıp sesle yani. açmayın. Uyarı yapalım Kulaklık yok mu hacı? Onu tak. tek. Rahat rahat biz de amsik göt bağıralım yani. O yüzden Sikiş! şimdi bir de bu Uyandırmıyorum. dizi şimdi HBO Durup dururken. dizisi. Bir de House of Dragon izliyoruz. Yani burada birazcık olacak Bundan bunlar sonra her bölüm 3 kere sikişiyorlar diye yani. bağıracağım. Kime O denk gelirse artık. yüzden biri yakalanıyor. Dedemle izliyorduk abi falan diye deniriz. Ne izliyorsun lan falan diye. Öyle şey olur ya seksen stresinde annen girer ya içeriye. Evet ya. Hepimizin korkulu rüyaları filmlerde. Bütün dizide yoktur ya da filmde bir tane 30 saniyedir o an annen girer. Aynen. Büyük gerginlik. Burada Kancan durdurmuş o sırada House of the ben not Dragon'ı alıyordum anne sana. Alicent'in. Ne bu? Meme ne var? Meme arıyoruz falan. Kancan rahat bu konuda. Otto gibi değil. Ben daha açık fikirli olduğum için. Burada ama bak Viserys'in tepkileri şuradan da hoşuma gitti. Biraz da bunu aptal olmadığını biraz gösterdi bize dizi. Sen kendini kurnaz mı zannediyorsun? Senin de ne yaptığını biliyorum. Hatta artık son sahnede de zaten 5 gün, 5 günde işte bütün ailem böyle oldu, şöyle oldu falan. Ama bir yandan da Babamın diyorum ki apandisi patladı falan diyor. aynen apandisti patladı diyor. Bir yandan da tabii ulan bunları bile bile yapmış olması da zaten geçen bölümdeki günah çıkarmasını daha anlamlı kılıyor. Güzel planlamışlar yani bu sahneyi de. Bana da şey dedirtti yani evet belki evet karısını kaybettikten sonraki dönemde tamamen bir kırılgan bir döneminde Otto'nun onu kullandığının muhasebesini yapmış, onu çözmüş. İşte orası en kırılgan dönemindi. Sen şeydi yani güzel oynamışsın aferin falan diye hakkını verdi. Bana öyle bir şey geldi ki hatta o babasının 5 günde öldüğünün bu babasının 5 gün
hand olduktan 5 gün sonra ölmüyor kitapta. Burada öyle diyorlar galiba. Hani öyle işte, diyor, evet. Hand of the King diyor. Olduktan sonra 5 gün sonra öldü falan diyor. Kutlamaya sanırım gidiyorlar. Bir sene falan... Kutlamadan sonra ölüyor. Ha, kitapta bir sene falan devam ediyor sanırım. Önemli değil. O 5 gün sonra hand olduktan ölüyor. Hatta Otto'yu şey bile demeye getiriyor galiba. Sen miydin onun da arkasında olan, hani ölmesinin evet. sebebi. Burst belly, yani appendix. Ama hani onlar için bilmiyorlar yani şey ne olduğunu. Tabii. Burst belly, göbeği patladı öldü falan diye. Otto'ya sanki onu bile ima ediyormuş gibi. Hani 5 günde babam öldü, sen onun yerine Hand of the King oldun. Ya hani onun bile altında olup olmadığını ben bilemiyorum artık seninle. Hani senin nasıl güveneceğimizi, sana ne yaptığını, neyin içini bilemiyoruz diyordu. Bu birazcık garip çünkü işte Otto ya şey falan da diyor. Herkes kendi çıkarı için bu pozisyonda olan herkes kendi çıkarını düşünüyor falan da diyor. Sen Otto'yu bu kadar çözdüysen Otto'yu ben tut artık yanında bence. Değil mi? Otto'yu tehlikeli. Uzaklaştırman bence stratejik bir hata. Burada Viserys en akıllı gözüktüğü anda bile bence hata yapıyor. Ya da öldür. Eğer sen öldürdüğümden de bir şey yaratabilir. Gerilim yaratabilir. Ama hayatta olmazsan iyidir ya. En azından bir duruşun olur. Yani şey ha direkt bunu bir şeye çevireceksen Diyar'a mesaj yollayacak. Bak bu benim kızıma itiraf at. İftira etti. Ben bunun kafasını aldım diyeceksen eyvallah. O da yani. Bir güzel bir statement olur. Ama eğer sen Otto'yu bu kadar çözdüysen onu şeye göre oltağına geri yollayarak tamamen uzaklaştırıyorsun ve de onun planları devam edecek yani. Gözün önünde tut yani şey gibi düşmanımın yakında olmasını tercih et yani. Düşmanım olarak görüyorsan. Her neyse kitap buradaki olay örgüsü güzel olmuş. Hani Rhaenyra'nın onu istemesi, tamam ben evlenirim Laenor'la ama sen de Otto'yu kovacaksın demesi. Çünkü bu kitapta yok. Evet. Kitapta o sonra geliyor. Vesri'yi Aegon'a varisi ilanet ısrarlarından dolayı uzaklaştırdı deniyor Otto'yu. Buradaki şey yine kitaptan daha güzel olmuş. Rhaenyra'nın onu istiyor olması, Viserys'in bu argümanı ve burada üçlü bir mantıklı. Üçlü bir sıkıntı yaratıyor bence. Hemen şöyle bir ek yapayım dediğine. Rhaenyra Alicent konuşması var bundan sonraki sekansta. Rhaenyra babasının duyduğunu söyleyince konuşmada rüzgar dönüyor. Önce Rhaenyra baskı kuruyor Alicent Rhaenyra'ya baskı kuruyor. Vay işte sen zina yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın. Amcan o senin işte siz Targaryenler hep böylesiniz zaten. Gelenek görenek bilmezsiniz falan. Biraz muhafazakar bir yerden vuruyor. Sonra babam duymuş deyince Rhaenyra rüzgarı arkasına alıyor. Ne demek duymuş? Onun duyumuyla mı bana şey yapıyorsun falan deyince Alicent biraz daha böyle alttan alıp abi haklısın falan gibi. Aslında bunu söyleyerek Alicent kendi babasına zarar verecek yolu açıyor. Ama bunu isteyerek yapmıyor bence. Ama bir yandan da içimden şu geçiyor benim. Biraz bu da yine benim beklentim olabilir diziden. Rhaenyra sonuçta babasından da çok mutlu değil. Yani onu sonuçta sürükleyen, bu olaya yatıran babası. Dolaylı yoldan ondan içten içe kurtulmak ya da Rhaenyra'yı tercih etmek kendi bilinç altında bile oluşmuş olabilir gibi hissettim. Böyle bir üçlü döngü yaratıyor aslında Rhaenyra'nın. Alicent babasından mutlu olmayan bu arada. Alicent pardon yanlış söyledim. Evet. Alicent babasından evet. mutlu değil. O yüzden bence kesin öyle canım. Böyle bir döngü yarattılar orada. Yani. Aynen. İçgüdüsel olarak bir şeyi var. Rhaenyra'ya inanmak istiyor içten içe. Aynen. Aynen. Zaten bir önceki sahnede aralarını yumuşatmalarının sebebi de oydu. Çünkü eğer araları bozuk olsaydı Rhaenyra'ya inanması olmayacaktı. Olmazdı. Burada resmen Alicent'ın önce bir kıskançlıkla geldiğini görüyorsun önce. Hani ben evet. kendi görevimi yere getirip 40 yaşındaki adamla seks yaparken sen geziyorsun. Çocuk ofisinin önüne geleni ziktin geldin bakalım hadi bakalım falan diye. Sanki böyle bir kıskançlık var, bir dediğim bir o Hightower'daki tabu var yani seksin tabu olması meselesi. Bir kadının kendi istediği kişiyle seks yapması
Alicent için yani Hightower'lar için bir şey. Tamamen çılgınca bir şey yani. Nasıl olabilir olan filan diye. Hani amcasının zikmesini bir yana koydum. Zaten siz Targaryenler de hep Uncle Fuckers'ınız filan diye geçiriyor orada. İşte resmen bir kıskançlık, bir inanamamazlık. Hani bir şey böyle Alicent tamamen. Bir de burada dikkat edersen sahneye arkadaş olarak girip üvey anne olarak çıkıyor Alicent. Evet. Sahnenin sonunda Queen diye hitap ediyor kadın Rhaenyra. Şeyde diyaloğun tonu resmen değişiyor ve de resmen Alicent'ın üvey anne olduğu sahne bu sahne. Çünkü böyle şey konuşurken işte biz sana eş bulmaya çalıştık falan gibisinden hani böyle resmen anne babanın tonuyla konuşuyor Alicent Rhaenyra yani azarlıyor hani biz sana eş bulmaya çalıştık sen bu istemedin şimdi gidip sürtüyorsun dışarılarda bütün gün dışarıdasın içiyorsun sıçıyorsun amcanı sikiyorsun geliyorsun buraya falan diye böyle azarlıyor. Mahvettin krallığı. Yani işte dediğimiz gibi daha önce Alicent'in psikolojisi iyice bozuldu burada. Artık hani babası terk ederken terk etmesiyle artık orada iyice yalnız kalacak. Daha bu kadar yalnız kalması ne kadar şey bilmiyorum. Çünkü daha babası önce menajeri gibi. Düzgün bir ilişkisi yok bir yandan da yani. O yüzden Rhaenyra yanında olursa çok yalnız kalmayabilir. Ya Margaery Tyrell'ı falan hatırlarsan geldiği zaman böyle 30 tane entourage'yle falan geliyordu. Tabii. Hani orada böyle sarayda bir sürü Margaery'nin kuzenleri, yeğenleri, bilmem neleri onlar böyle takılıyorlardı. Alicent bayağı tam Amerikalı rapçi gibiydi harbiden ya. Inner Circle ile geliyordu. Aynen. Arkada böyle şey yapan kuzenler falan var. PlayStation oynuyorlar bütün gün. Aynen. Başka bir şey yaptıkları yok. Bizim şey anım geldi aklıma. Snoop Dogg'un burada bizim burada kalması gibi. Sizin şeyde. Otelde mi kalmıştı? Bizim yani. Otelde kaldı adam bütün gece PlayStation oynayıp ot içtiler. Başka bir şey yapmadı. Orji falan yaparlar mı diye çok bekledik ama olmadı. De, her neyse. Malzeme vermiyorlar işte demek ki. Aynen. Yapmışlardır onlar sonra. Başka yerde. Her neyse evet. Yani resmen bu sahnenin önemi bence Rhaenyra'nın zaten eğer atlayacaksak 10 sene önümüzdeki şeyde. Evet. Önümüzdeki bölüm son bölüm. Emily Carey ile şeyin olduğu, Lily Alcock'un olduğu. Ondan sonra Emma Darcy ile şeye geçeceğiz. Diğer hatuna geçeceğiz. Aynen. Yaşlılara geçiyoruz. Burada birazcık farklı şey bir şey söyleyeyim. Ben ne Lily Alcock'u beğeniyorum ne de Daenerys'i oynayan adını unuttum. Emilia Clarke. Emilia Clarke'ı beğendim. Emilia Clarke'tan tiksindim yani. Emilia Clarke'ın oyunculuğu çok iyi değildi de şeyin iyi ya. Cook'u beğendim ben ya. Fena değil. Ya ben daha şey bir karakter istiyorum açıkçası. Ne diyeyim? Mesela Matt Smith'e bakarsan daha belirsiz, daha gri, daha öngörülemeyen bir oyunculuk istiyorum. O yüzden Emma Darcy'nin ama geliş konusunda çocuk oğlum bir yandan da. Çocuklar abi işte daha olgun evet, olacaklar. Bunlar şimdi. Genç. Evet. Zaten Emma Darcy önce seçildi. Millie Alcock ona benzemeyenler arasından seçildi yani. Hı-hı. Bu oyunculuk için. İlk kast edilen zaten Emma Darcy ile şeyi oynayan hatunu hatırlamıyorum şimdi. Alicent'in bakayım ona da ama. Yetişkin halini. İlk ikisiydi sanırım. Matt Smith'le beraber ilk üçüydü seçilenler. Ondan evet. Sonra Emma Darcy'nin Olivia Cooke evet. Alicent. Evet Olivia Cooke. Ha. Ondan sonra Emma oradan geriye. Ha, ben Emma Darcy'nin açıkçası ortalığı yakıp gideceğini düşünüyorum. Rhaenyra rolüyle. Hani böyle resmen bu burada iyi dediğimiz oyunculukları alıp duvara vuracak falan. Ben daha önce izlemedim bu arada. Sen izlemiş miydin? Ben de izlemedim ama karakterin çok daha derinleşeceğini ve de birazcık trailerlardan falan gördüğüm kadarıyla çok daha
benim istediğim bir yöne doğru gideceğini tahmin ediyorum. Her neyse. Burada artık o kopuş yaşanıyor. Çünkü eğer 10 sene ileri gidecekse de ve de önümüzdeki bölüm böyle bütün düğün yani düğün, sünnet, kına gecesi hep zaten bunlardan gidiyoruz. Aynen. Olacaksa Rhaenyra, Alicent ilişkisinin belki de son kırılma noktası burası. Ondan sonra zaten burada Rhaenyra'nın Alicent'a da yalan söylüyor olması. Aynen. Teknik olarak doğru söylenmiş gibi yapıp yine Weirwood'un önünde de söylüyor. Evet. Arkadaş kimse sallamıyor. Bu ağaçlar var ya bir gün dikecek. O ağaç kaydediyor abi. Gibi o ağaçlar kaydediyor. Şu ağacın önünde yalan söylemeyin lan diye söylemedi mi size Stark? Yani, Eder Stark dayınız. Söylemeyin lan şunun önünde yalan. Bir şey var bu arada burada. Şeyler çok büyük günah hani Starklar için onu yapmak. Tabii. O şey arkada önüne gelen yalan söylüyor. Bu söylediği yalanlar da Alicent'in kulağına gidecek bence. Ne gidecek? Viserys daha sonra kürtaj şurubu yolladı. Evet en sonda çay yolladı. Master'a çay yolladı. Bence Alicent'in kulağına gidecek o. Ve de Alicent eğer gidip Rhaenyra'ya derse ki sen hani yatmamıştın Daemon'la diye. Rhaenyra da yatmadım Daemon'la diyemeyecek. Çünkü kimle yattım diyecek. Kolla yattım diyecek. Kolla yattım derse kolun kafa gitti. Yani işte, söyleyemez. İşte burada konu onun ne kişiliğin ne yöne gideceğine bağlı. Yani Rhaenyra'nın kişiliği ne yöne gidecek? Nasıl bir bakış açısına geçecek? Ne hissedecek? Bak, o anki durum ne olacak? Kolu idam cezasına rağmen atacak mı otobüsün önüne göreceğiz bakalım. Hiç belli olmaz bu iş. Atsa şaşırmam bu arada. Atsa gerçekten hani Game of Thrones evreninde hayatta şaşırmam. Amcasına yani aile bağı, Targaryen'lardaki aile bağı muhabbeti çünkü bir şekilde öne geçiyor. Ne olursa olsun hep bir adım önde. Kol da orada çok siklenmeyebilir yani. Yani kendi paçasını kurtarmak için yapabilir. Hani bu bana tecavüz etti dese Cole, kim ona kola kim inanacak? Ya tabii kimse siklemez canım. Oğlum koca Ned Stark'a inanmadılar. Ona mı inanacaklar? Burada bir şey dikkatimi çekti yalnız. Rhaenyra doğru bir şey söylüyor. Daemon'la evet sonuçta teknik olarak bir şey olmadı ama yalan söylüyor. Çünkü hiç dokunmadı bana diyor. Çünkü hani şey topuna hiç girmiyor. Sonuçta teknik olarak sevişmedik. O gerek yok diyor herhalde. Ama bir yandan da şunu yapıyor. Benim eskortum olduğu için ben oradan ayrılamadım diyor. Haklı evet. Hani şimdi orada Daemon olmasa yanında harbiden kim kime dumduman olacağı belli değil yani orada. Başına her iş gelir. Ama ondan önce de bize ne oldu işte? Harbini gösterdiler. Sonra ileri sarıyorum. Oradan çıkıp Daemon yok. Tek başına eve dönüyor. Aynen. Şimdi burada bir şey, iki konu geldi aklıma. Bir, ya harbiden dizi burayı siklemedi. Tamam abi döndü dedi. İki, Night Watch Harvin de bunu gördü. Bir şekilde kontrol altında döndü eve gibi hissettim. Yani çünkü başka türlü başına iş alabilirdi yani orada. Ya bence kendi dönmüş olabilir artık. Harvin bir daha orada şey oldu mu bilmiyorum da. Orada bir başka yalan daha söylüyor yani evet. Evet işte. İşte Daemon basıyor gidiyor. Bırakıyor onu orada. Gidiyor. Aynen. Orada yine işte Daemon'la bildim şeydi. Yani direkt gelecekte Alicent'la olan ilişkisinde önemli bir yer tutacak olan bir yalan söylüyor. Bir güvenini tamamen kırıyor. Ve de dediğim gibi eğer Alicent Viserys'ten mesela o şeyi öğrenirse tabii o çayı kimin yolladı, Monte'yi kimin yolladı onu da bilmiyoruz açıkçası. Viserys diye düşünüyoruz. Ha bu arada Maester'ların... Alicent da yollamış olabilir. Yani Maester'ların da ne yapacağı belli olmaz abi yani biliyorsun. O adam zaten o tamamen şey de olabilir. Bambaşka ne bileyim. Kımız falan da olabilir. Herif bilmiyor yani. Bunu yaptım bunu herkes yapamaz diye bir de lan ne diyorsun bunu çok doğru yapmak lazım evet çok doğru tedavi ettim babamı da o yüzden bunu da çok doğru yaptın diye çok espresso yapıyor sanki pezevenk
Şimdi bundan sonraki kısım tamamen ikili konuşmalar bu arada. Üç kişi sırayla Viserys de konuşuyor. Önce Daemon konuşuyor. Daemon Viserys konuşması. Sonra Alicent Viserys konuşması. Sonra Viserys Rhaenyra konuşması. En sonunda da Otto Viserys Otto'ya falan şeklinde böyle bir tur var. Tabi burada Daemon Viserys konuşmasında tek taraflı biraz. Sonradan işte Daemon ben de seviştim diyor ki bu kısmı aslında konuştuk bunu böyle demesine. Ya burada özellikle ekleyeceğim bir şey var mı bu sahne için? Tekme atması dışında. Yani bu sahne sanırım iktidarsızlık teorisini ya da onlara söylediğini destekliyor çünkü. Maalesef bu arada evet. Yani inkar etme gereği duymuyor. Demek ki harbiden yapmak da istemiş. Burada eğer son anda vazgeçmesi gibi bir durum olsaydı yapmadım derdi. Burada Viserys'in eğer o çayı Viserys yolladıysa inanmadığını da görüyoruz Daemon'a da. Ya da yani Rhaenyra'ya da inanmıyor. Ya da neyse. Rhaenyra, gerçi Viserys Rhaenyra'ya sormuyor ilginç bir şekilde. Asıl kaynağına sormuyor. Sen ne yaptın ne yaptın diye. Daemon'la konuştuktan sonra o çayı yolluyor. Gerçi Alicent'a şey diyor. Bunlar diyor işte Targaryen diyor. Bunlar diyor Reckless falan diyor. Yani güvenmediğini orada biraz belli ediyor aslında. Evet, her ikisine de güvenmiyor. Dediğim gibi sanırım Daemon'un ne istediğini artık biliyoruz. Hani şu ana kadar ne istediğini bilmediğimiz karakter olarak geldi. Bence şu sahnede belli ki Viserys'i bu evliliğe onay vermesi için manipüle etmeye çalışıyor. Ya aynı bir, şeyi bir de reddetmediği gibi. Daemon'u bence yanlış yere yolladı abi. Onu da söyleyeyim. Hani seni geri yollayacağım dedi ya Vale'a. Arabistan'a yollaması lazımdı. Orada ikinci, üçüncü karıyı alacaktı. Artık kurtulacaktı Daemon çünkü. Devamlı şey diyor ya. Ben evleneceğim. Evlisin sen evli. Olsun Aegon da ikinciyi almıştı falan. Diyorlar tam. İlginç bir şekilde spoiler vermek istemiyorum da gerçi spoiler vermek istemiyorum derken de kesin olduğu kitapta da yazılmıyor da neyse. Spoilersiz çıkamayacağım bu şeyden. Evet. Ben girmeyeyim oraya hiç. Tamam. Doğru yere de yolluyor olabilir bence şey olarak. Daemon'un bir sonraki adımı olarak. Kitapta da oraya yolluyor Daemon'u ama şeyden sonra yolluyor galiba. Bu noktada mı yolluyor? Her neyse. Önemli değil. Biraz şey farklı gelişiyor. Sonraki evet yani. Okey sonraki kısma geçiyorum o zaman. Çünkü burada da Alicent Viserys'le konuşuyor bu sefer. Viserys böyle şey gibi zaten. Hani herkesten bir fikir almaya çalışıyor ama genel olarak zaten biraz şey de hissettim bu. Abi başta Daemon gelince erkek adam be işte ne gezerdik anamın favorisiydi halılara bakmaz o falan. Biraz böyle şey tribüne giriyor. Abi etrafım kadın doldu biraz da erkek istiyorum etrafımda falan. Erkek muhabbeti yapalım falan da yine ama günün sonunda götüm yine kadınların fikrine kalıyor yani kendisi. Ve Alicent da burada aslında ikna ediyor biraz. Çünkü Daemon onu baştan çıkarmaya çalıştığı için mi Rhaenyra'ya güvenmiyorsun diyor. He falan oluyor böyle hani yine Daemon... Babasının... Evet. Kovulmasına eklenmiş oluyor aynı açıkta. Aynı aynen işte. Ha, demin bahsettiğim döngü burada zaten başlıyor. Aynen. Rhaenyra'ya inanması için onu dürterek. Gerçi inanmıyor. Çünkü o zaman çayı kim yolladı? Kim yaptı bu çayı ya? Tabii canım inanmıyor. Ama Otto'yu kovuyor. Yani burada Alicent biraz onu tetiklemiş oluyor dediğin gibi. Döngünün bir yerinden girip... Otto'nun kovulmasıyla sonuçlanan olayı şey yapıyor. Geçen bölümde de gördük. Alicent'in Viserys'in gardını düşürüp ona yardım etme kararını aynen aldırışını. Buradan Alicent oradan oymaya devam ediyor. Belli ki Viserys'e dediklerini yaptırabilme yeteneği Alicent'te var. Bir kez daha babasının kovulmasına yol açsa da bir kez daha görüyoruz yani orada. Şimdi buna tepkisi yani, evet, ne olacak onu göreceğiz bir sonraki bölümde. Tabii babasının kovulmasına nasıl tepki verecek bilmiyoruz henüz. Yani evet şeyde trailer'da böyle Otto'nun biraz dramatik bir sahnesi var böyle Alicent'a
ne diyor böyle, you must prepare Aegon for the rule, for to rule mu diyor, öyle bir şey diyor yani. Aegon'u hazırlamalısın falan falan diyor. İyice Alicent'ı baskı altına böyle yalnızlaşmış olarak görmeye devam edeceğiz. Bu da onu zaten güzel bir karaktere çevirecek ya. Ben de hani şey olarak, oyuncular olarak değil de gerçekten karakterlerin, daha yaşlı Rhaenyra ve Alicent'ın karakterinin gelişimini merak ediyorum. Bizi asıl bence Emma Darcy'yi gördüğümüz anda başlayacak. Bak bu bölümler nasıl bugün birinci, ikinci bölüme bakıp tonu olarak şu anda daha sertleşti dizi, daha fazla herkes el arttırdı artık diye bakıyorsak. Emma Darcy'den daha da bir şey söyleyeyim. Bu Emma Darcy ile şey, Rhaenyra Neon, Fuat'ın, Millie Alcock'la Emma Darcy Taposhna'ya gitmişler, demişler ki biz oturacağız, karakteri konuşacağız. Hani ha, devamlı nasıl, olsun işte, diye. Değil mi? Aynen. Taposhnik hayır demiş. Ha. Kendi nasıl algılıyorsanız öyle oynayın demiş. Yani Taposhnik farklı karakterler olmasını istemiş resmen. Okey. Okey. Bu arada yönetmen devamlı tabii... Devamlı olmasın. Hitchcock'un zaten ana teorisidir bu. Oyuncuya hiçbir şey bırakmamak lazım der. İyi yapmış ya orada. Hayır, orada bence asıl şey o Millie Alcock'un Rhaenyra'sı ile Emma Darcy'nin Rhaenyra'sı farklı olacak. Ve de resmen adam bağlamayın bunları. Bunlar hiç farklı. Zaten 10 sene 15 sene attın mı? E tabii abi. Bizim göz böyle bir atmosferde. Evet. Büyük çok farklı olması gerekiyor. Oğlum, 25... Dediğim gibi 6. bölümden itibaren dizi gerçekten başlayacak bence. 20 sene önceki benim de salak salak fikirlerim vardı yani, düşününce normal. Burada tabii işte yine herkesin konuştuğu bir sahne oldu. Viserys Rhaenyra bölümü buradan geçtik. Yine baş başalar, yine Viserys Rhaenyra'ya çok değer veriyormuş gibi davranıyor. Önce bir kızıyor, sonra geri alıyor, sonra işte tamam diyor Rhaenyra, kabul ediyorum, Rhaenyra'la evleneceğim ama sen de Otto'yu kovacaksın, ulan adamsan kovarsın falan diyor. Şey burada ne oldu? Sormuyor, evet. Ne oldu diye sormuyor hiç. Duymak istemiyor şey. Bence. Yani onun altından yani, kalkamayacak. İletişim bozukluğu. Şeye sorduğu gibi, Otto'ya sorduğu gibi. Söyle ne oldu? diye Rhaenyra'ya sormuyor. Açıkla de, bütün detayları istiyorum. Anlat bakalım. Daemon nasıldı falan diye. Dizi bu cozutuyormuş. Orada kapatıyorlar HBO'yu böyle. Amcan nasıl performans? Anlat bakalım. burada şey vardı ya. Dagger çıkıyor yine. Çıkardılar. İlla bu hançeri soktular gene be bu şeyi. Bizi hatırlatıp duruyorlar bu. Evet. Daha başka bir yere mi götürecekler bunu diye bir düşünmüyor değilim. Daha önce ateşe tutmamıştı ama, değil mi? Yani yazılar çıkmamıştı. Böyle bir Tolkien selamı çakmamışlardı sanki orada. Böyle ateşe tuttum ve yazılar çıktı. Bu ne? Bunu kim yaptı ya? Bunu Sauron yaptı falan diye. Dedim o ne abi? Ne ateşi yaptınız? Bu biraz evet, dizi birazcık şey yapmış. Bokunu çıkarmış. Ama burada ilginç bir bilgi. Bu kehanetin eski Targaryen kehaneti olduğunu, hani Aegon'dan da öncesine dayandığını. Aegon, hançer Aegon'dan. Ha işte sana onu soracaktım. Ne önemi var burada? Ben inanılmaz aşırı iyi böyle hakim olamadım konuya mesela. Ne önemi var bu kadar olmasın? Şimdi bu kehanet olayını tam olarak nereye bağlamak istiyorlar? Yoksa sadece ana diziyle olan bağlantısı olsun diye mi gündemde tutuyorlar? Yoksa aktif olarak işleyecekler mi? Önce bir Aegon'un bazı kararları almasında, mesela Aegon neden Rhaenyra'yı varis ilan etmiyor? İlk bölümde etmek istemiyor diye düşündüğün zaman Viserys. İşte kehanetin, pardon, Aegon beni andı. Ararım ben sonra. Yayından sonra. Bitince ararım sana. Her neyse, Viserys neden Rhaenyra'yı varis ilan etmek istemiyor dediğinde orada bir altyapı oluşturuyordu ona. Çünkü Viserys kehanetin işte lanetli olduğuna, işte Rhaenyra'nın Long Night'la savaşmak istemediğini istediği için Rhaenyra'yı
hükümdar yapmak istemediğini falan düşünüyorduk hani. Evet. Çünkü sorumluluğun çok büyük olduğunu, işte kızını o sorumluluğu ön üstüne atmak istemediğini falan düşünüyorduk. Ben önce o yüzden hani Viserys'in hareketlerini yönlendiren bir araç olarak gördüm. Hani bir yandan da işte ana hikayeye bağlantısı oluyor. Yani Song of Ice and Fire devam ediyor. Sonuçta bu Hı. ana hikayenin adı Song of Ice and Fire. İşte burada tam olarak yani nereye götürecekler bu dizi içerisinde bilmiyorum. Hani bu dizi bununla bir yere gidebilir mi pek emin değilim. Burada açıkladığı daha da geriye götürdü. Çünkü biz o kehaneti Rhaegar mı buldu? Ha, onu bilmiyorduk değil Çünkü mi biz şeyini? bu dizi başlayana kadar biz Rhaegar'ın bulduğu ya da Rhaegar'ın yorumladığı bir kehanet olarak Rhaegar'ın önceki kaynaklardan bulduğunu biliyorduk ama tam olarak öyle yorumladı mı rüya, o da rüya mı gördü? Hani tam olarak bilmiyorduk. Önce bir Aegon'a kadar getirildi. Hani Aegon'un rüyasıydı dendi sanırım ya da bilmiyorum. Öyle bir şeydi. Şimdi sanki daha da geriye götürüyor. Yani bu bizim ta Daenerys the Dreamer belki Valyria kökenlerimize kadar belki o kadar eski bir rüya. Çünkü şey diyor ya işte ondan öncesi bilmiyoruz artık. O Tabii. çok geriye Kim bilir gidecek falan diyor. nereden diyor. Aynen. Aynen. Bütün bu kehanet olayının ta Valyria'ya kadar gitmesi ilginç. Çünkü şöyle de bir teori vardır hep. Targaryenler bu rüya olayı hep ayak. Targaryenler diyorlar ya biz Valyria işte Daenerys the Dreamer'ın rüyasında Doom of Valyria'yı gördüğü için, Valyria'nın yok olacağını gördüğü için biz kaçtık oradan diyorlar ya. Evet. İşte bir teori de şeydir. Aslında Targaryenler oradan o yüzden kaçmadı. Bütün Valyria'yı yok eden Targaryenler. Dünya üzerindeki tek Dragon Lord kalmak için onlar önce kaçtılar. Sonra Valyria'yı Ha, yok ettiler. Anladım. yok ettiler diye bir teori vardır. Aslında o teoriyi biraz şey çıkarıyor. Boş çıkarıyor. Çünkü eğer ta o zamana kadar bu Long Night'in geldiğine dair bir kehanet geldiyse yani Targaryenların o zaman Westeros'a gelişinin sebebi de bu kehanet. Hani ben bu dizi içerisinde bunun çok fazla rol oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Çok fazla hareket alanı yok. Kitapta da zaten hiç geçmiyor. İşte o yüzden ama merak ettim. Ben de yani bir hatırlamıyorum şekilde bir zaten. tarihi derinlik, işte ağırlık vermek için kullanıyorlar. Üstüne bir de ana hikayeyle de bağlanıyor. Biraz da işte nerdlere Hizmet olsun. heyecan yaptırıyor bizim gibi adamlara. Evet. Kehanet mi? Birçok insanda da şey oluşturuyor tabii. Ana diziyle bağlantısı olduğu için. Ha, biliyoruz o kehaneti. Arya Stark geldi bitirdi filan Ya of diye ya. düşünüyor insanlar. Uf, Onlar dizi. da bir yandan onlar da haklı. Doğru, O orada anla kadar haklı hani canım. böyle bizleriz o kadar üzülmesen Long Night gelecek diye. Uçan ninja Arya geliyor kesiyor Kılıcı falan diye. böyle havada bir yakalıyor, aman hançeri oradan bir Aynı saplıyor. hançer. Aynen bu hançeri soktu evet öldürdü filan. Bu arada kitapta bu hançer şeyde biliyorsun. Bran'ı öldürmeye gelen kiralık katilin elindeydi. Sonra oradan İlk Tyrion'a mı gitmişti? Tyrion mu almıştı onu? kitapta. Şey onu Littlefinger'a götürüyor. Catelyn Ha, doğru. Stark. Catelyn Stark Littlefinger da Catelyn'e bu Tyrion'un diyor sanırım. Sonra Catelyn Stark da Tyrion'u tutukluyor. Tamam, onu Resmen hatırlıyorum. iç savaşı başlatan olaylar zinciri. Ama aslında şeyi katili gönderen Evet. Joffrey. Ama bu hançerin bir önemi yoktu. Böyle üzerinde Sauron'un işlediği runler falan yoktu. Kimse bilmiyor işte Bilmiyorum. bunu yani. Kimse bilmiyor, o yüzden. Olabilir. Ha. Çünkü şey Rhaegar'ı öldürüyor Robert ve de Robert'ın ganimetinin içerisinde bu hançer. Robert için Tabii. top Rhaegar'dan kalan ganimetin parçası olan bir şeydi bu. O yüzden. Onda Ondan bitmiş sonra olabilir. Ondan aktarılmamış olabilir harbiden.
Aynen, Joffrey oradan bulup bu kiralık katile veriyor. Belli ki o da öneminden falan farkında değil. Belki de zaten önemi yok yani bu dizinin eklediği bir şey. Öyle beslemek için atmış George olabilir. Martin oturup Redcon'u yazıyordur şimdi. Ben 6. kitapta Kesin bütün bunun hepsini nasıl toplarım diye uğraşıyordur. uğraşıyor bu arada ya. Onu çok Bütün hissediyorum yazdıklarını silmesin de şu olaşı. ben. Biliyorum arkadaşlar. 5000 sayfa yazdım. Hadi bakalım. Bir 11 sene daha bekleyin. Geriye Bıçağı doğru soksam hikayeye. düzelte gidiyor böyle delirmiş. Hikayeye bu bıçağı nasıl eklerim ben diye. Bir 11 sene daha uğraşıyor. Son kısımda da artık Otto Viserys konuşması ve zaten düşük çayını konuştuk. Ona tekrar dönmeyeceğim ama Otto Viserys konuşması da 5 gün diye giriyor Viserys. 5 gün diyor, 5 günde diyor. Allah diyor 6. gün dinlendi falan diyor, bir şeyler anlatıyor. Ama diyor sen de işte artık güvenilmez birisin. İşte benim babamı da sen öldürdün. Ahmet Özal gibi oluyor burada. Benim babamı benim babamı mı Benim öldürdü babam. diyor. Benim babam Faceless Man öldürdü. Faceless Man öldürdü diyor. Ya bunu biraz şey de yapıyor bence. Hırsını Otto'dan alıyor gibi hissettim artık burada. Hani olaylar birikti. Alicent'la konuştu, Rhaenyra'yla konuştu. Rhaenyra'yı seviyor, onu yok etmek istemiyor ama ona bir trip attı evlenmesini garanti altına almak için. İşte Daemon'a zaten sinirlendi ama bütün bunun hırsını da geldi Otto'dan aldı gibi oldu. Bir yandan da haklı olarak da aldı yani. Bence bu hep bir şey ya. Larry Strong Fan Club'ın komplosu Değil Otto'ya. mi? İndirdi ama Pardon, Damon da kazanıyor burada günün sonunda. Lionel Strong Fan Club'ın komplosuydu bu. Otto'nun ayağını kaldırdı. Kaydırdı. Sancan Bizim ve fan club indirdi onları kardeşim. yani dediğim gibi ben çok akıllıca bir hareket olarak görmedim. Burası kitapta benzer mi bu arada? Burada var mı değişiklik? Hatırlıyor musun? Kitapta şey, bu olay şeyi yok, örgüsü yok. Ha, Daha okey. çok Otto'nun varis konusundaki ısrarları yüzünden kovuldu diye Ha, geçiyor. okey. Tamam. Bütün bu şey dediğim gibi yani bu dizi artık kitabı yani üzerine çıktı bu bölümde. Bayağı çıkmış o zaman. Aşmış yani. Çok kaliteli Bütün bu olay aşmış. örgüsü yok. Yani bütün bu ilişkilerin hepsinde bir belirsizlik var. İşte yok Kristen Cole'la Rhaenyra yattı mı? Yok Kristen Cole mu reddetti Rhaenyra'yı? Yok Rhaenyra mı Kristen Cole'u reddetti? O mu onunla mı yatmaya çalıştı? İşte Daemon sevişti mi? Yok sevişmedi, sadece Kristen Cole'la nasıl sevişileceğini gösterdi diyen Mushroom mesela. O da artık öyle bir anlatıyor ki yani. O İşte böyle zaten sevişmediler ama hani onunla gelene kadar her şeyi yaptılar. Böyle ağzını yani peki Mushroom bir sus Allah'ın belanı versin diye. şey şimdi dizi şey merakını giderecek mi acaba bir sonraki bölümde? Hand kim olacak falan diye. Acaba Gideriz bence. gider mi Hatta ilk diyorsun? onda gideriz bence. Bence ilk şey göreceğiz. Sahne öyle açılır değil mi? Direkt Aynen. takarken Aynen böyle. açılır. Takıyorum. Çekti mi? Çekiyor musun? Güllen. Diye. Sonra kamera geri çekilip suratı görüyoruz değil mi? Evet. Çekiliyor, çekiliyor. Mushroom. Handle Ya sürpriz kim olabilir diye düşünüyorum. Lionel Strong geliyor benim aklıma sürpriz olmayan. Sürpriz atım Daemon olur ama Daemon'u yolladı zaten. evet, oranları veriyorum. Lionel Strong 3'e 1. Üçe Rhaenyra. Corlys olabilir mi? Leonard'la evlendikten sonra. Corlys de aslında neden olmasın ki? Ha, bayağı da Direkt toparlayabilir şey yaparsın. durumu. Corlys'i bırak, ben olsam Rhaenys'i yaparım. Gelsin, oh sarayda herkese soksun Evet, yaptım diye. unuttuk kadını bu arada. 2 bölümdür yok ortalık. Şimdi düğünde gelir Ha. şey yapar. Bir beşi bir Damadın yerde arkasında takar. damadın arkasında durup böyle takılara bakıp as takı takanlara laf sokar. Böyle şeyi tutuyormuş, torbayı tutuyormuş. Atıyor böyle altını. Ne attı sen? Dragon mı attın yoksa Silver mı attın? Silver al bunu siktir git falan diye Biz böyle. sana bunu mu taktık falan diye. Biz size yarım takmıştık. Aynen. Kızıyor Ve senin eltinin yeğeni evlendiğinde böyle ben çeyrek takmıştım falan diye böyle. Of. böyle. Biz süper eğleniriz ya. Evet ya. Neynesi Neyse. yapar bu işte.
Gelecek bölüm bence yine inanılmaz çok olay olacak ve biz bugün 2 saat 38 dakika oldu. Yine üstüne çıkmayı başardık. Biz de gelişiyoruz her bölüm. Dur bir şeyler bulalım. 3 saate kadar gidelim biz. Dur gitme. Arkadaşlar, adım adım gideceğiz. Artık önümüzde yani bir tek düğün olacaksa bilmiyorum. Büyük ihtimal aynı av partisi olduğu gibi düğünde de böyle %75'i düğün şeklinde geçecek. Ya biz de bahisleri açalım o zaman. Düğünde ben kesin bir olay bekliyorum. Saçma sapan bir şey olacak. Biraz... Düğünde bir kavga falan oluyordu zaten. O bir ilginç şeyde, trailer'da. Ha, ben bakmadım trailer'a bu arada. Kavga çıkarıyor birileri. Trailer'a hiç bakmadım. Özellikle bakmıyorum bizim video yapana kadar. Hani böyle tahmin falan da olursa diye. O yüzden demek ki bir tahminim tuttu. Kesin olay çıkacak. Biri olay çıkarır orada. Bir kavga orada. Çıkıyor ya şey. Gelinin kuzenine yürüyen şeylerden biri sizin dayak, amcası dayak atıyor falan böyle iyice. Türk düğününe dönüyor. Aynen değil mi? Böyle çekip vuruyor böyle şey. Ejderha ları hepsi arada görebiliriz. Şu ana kadar iki tane Rhaenys, Laenor ve de Rhaenyra'nın ejderhaları hep beraber bir araya gelebilir. Hatta belki sürpriz bir katılım da görebiliriz. Dur bakalım. Sürpriz Bizim şeyde foreshadowing'i yapılan ikinci bölümde Chunky Boy belki bir şeye girer, ortama girer. Bakalım. Merak ediyoruz. Var mı bölümle bu arada, ilgili ekleyeceğim başka bir şey? Son olarak. Kitabı okuyanlar için 3 tane sağlam şey vardı. Bunu da konuşmak istedim de. Foreshadowing vardı. Sen söyle. Ben okumadığım için tabii net bir şey diyemem. Onu sen söyleyeceksin onları. Fareler bir tanesi. Onu konuştuk, evet. Evet. Sonra işte Helena'nın, Alicent'ın ve Helena'nın pencerenin önünde durduğu sahne bir foreshadowing. Bir de Rhaenyra'ya "Do you want to see your death?" diyen teyzemiz. Ondan emindim. Çünkü orası çok keşmekeş bir sahneydi ama onu çok net koydular. O çok bariz. Çok net koydular. Ama foreshadowing olan ne orada? Sen ne gördün? Ben bir şey görmedim, kitabı okumadığım için. O yüzden ama bir var işte orada. Bir daha izle. Kördü bir de. Kadının gözleri yoktu bu arada. Memelere bakmaktan bu detaylara bakmıyorsun. O kadar 3,5 saat izledim. Bunu söyledikten sonra ne oluyor? Bir ona bak. Kadının gözleri yoktu. Benim aklımda o kalmış bir tek. Özellikle dikkat ettiğim. Onun dışında ekstra bir şey hatırlamıyorum. Bakarım ona. Neyse, acaba spoiler etmeyeyim, insanlar küfür etmesin. Kapatın arkadaşlar. Etme. O zaman haftaya yine Perşembe günü buradayız. Yine inanılmaz. Haftaya hedef 15 dakika. Yine 15 dakikamızı yapacağız ve bitireceğiz. Çok hızlı tempolu bir video olacak. Ağzına sağlık abi. Eline sağlık. Haftaya görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi bakalım. Bay bay.